O senin o parmaklarını, ellerini yerim kraliçem benim. Kız, bak bakayım bana bir. Onu tutan o ellerini yerim, o eller büyüyecek, kocaman olacak da anneye babaya börek mi açacak, yerim seni. Aa, aşkım. Hayır, hiç öyle şeyler yapmayacak. Kraliçeler gibi olacak benim çocuğum, onun çalışanları olacak. Hiç öyle şeyler açmayacak bize. Ya bir sevdirtmiyorsun çocuklarımı ya, Zeyno. Ya bir şey söyleyeceğim yalnız. Melike'nin parmakları aynı büyük alama. Boğum boğum vallahi bak. Bak bak bak. Yok be, o kadar da benzemiyor halana. Ha? Asıl bir şey söyleyeyim mi? Melike en çok kaşları sana benziyor. Aynı sen bak. Gerçekten mi? Tabii. Vallahi mi ya? Kulakları da sana benziyor yalnız. O yerim onun kulaklarını ben. Kulaklarını. Neyi atmadın da ne gülüyorsun kız? Şey söyleyeyim mi? Ne gülüyorsun? Ya saçlarını da annenden almışlar. Annemden mi? Şey mi olacak babacığım? Şey mi olur babacığım? Ay, yalnız Ömer'in de burnu aynı sen. Aynı ben mi? Hı. Bakayım. Oğlum benziyor. Bakayım bir. Bakayım oğlum. Yok be. Ne alakası? Benim burnum da hafif yani. Çok hafif bir kemer vardır ya. Bak oğlum burnu yani. Böyle. Brad Pitt burnu gibi maşallah maşallah. Azıcık öyle benziyor gibi. En azından iki deliği var onun da. İki delik. O değil de Ömer'in alnı ve kulakları aynı Ferit baba. Babacığım. Ay, avizeleri takılıp kaldı. Takılıp kaldı. Avizeleri takılıp kaldı. O benzemiyor. Babama. He? Benziyor mu o kadar ya? Ha? Zeyno. Benziyor vallahi. Aynı, aynı. Vallahi benziyor. Ne yazık ki benziyor. Yandık ki benziyor. Evet. Kadir'in cilvesine bak ki benziyor. Mahvolduk ki benziyor. Vallahi benziyor da benziyor. Tamam ya. Vallahi ya, benziyor ya. Benziyorsa benziyor Allah aşkına ya. Huyu benzemesi. İşte ben ondan korkuyorum ya. Ya huyu da benzerse. Benzemez, benzemez. Benzemez aşkım, benzemez. Vallahi. Benzememesi için elimizden geleni yapalım aşkım. Ne olur benzemesin huyu ya. Yaparız tabii. Güzel okullarda okuturum ben onu. Ha. Özel hocalar tutarız. Özel tabii ders canım, alırız. Psikolog, pedagog gezeriz gerekirse yani. Avrupa'ya göndeririz ya. Sanata yönlendiririz. O zaman hiçbir kesin benzemez. Hiç olmadı. Estetik yaptırırız ya. Yeter ki benzemesin vallahi. Saçma mı o zaman? Çüş artık. Güzelim çocuğuma. Bir şey söyleyeceğim. Fikri verdi oğlum bana. Kızım da verdi. Aklıma geldi. Ben sana babama estetik yaptırırız. Yeter ki benzemesin ya. Bak bence olur. Bak olur. Vallahi olur. Vallahi olur. Karınları tok, sırtları pek, mışıl mışıl uyudular. Aferin onlara. Onlara aferin, annelerine de aferin tabii ki. Bir yandan da. Aslında bunda aferinlik bir şey yok biliyor musun? Çünkü ben bunu yani o kadar ekstra bir çaba harcamadan yapıyorum ki. Hiçbir çabaya ihtiyaç duymuyorum yani. İçimden geliyor. Sanki böyle kendiliğinden oluyormuş gibi her şey. Benim böyle DNA'mda var, kodumda var annelik demek ki. Ya ben resmen bunun için yaratılmışım yani. Evet, başta çok zorlandım. İtiraf edeyim ki gerçekten. Ama bunun bir test olmadığı ne malum? Ne malum? Evet ya. Ya bunu ben anneler için demek ki ya muhteşem anneliğimi diğer annelere ve anne adaylarına da anlatıyor olmam lazım Ozan. Öyle değil mi? Çünkü vakit bunları paylaşma vakti. Yürü be Zeyno. Süpersin. Birleşme vakti. Aferin. Hazır ayaktayken bana bir çay ver bakayım. Bebeğim. Veririm. Çay ver. Veririm bebeğim. Veririm. Elbette. Yani elimden geldiğince her şeye, herkese yetebilirim. Elimden geldiğince. Yapabildiğim her şeyi yapmalıyım çünkü. Çünkü bunun için yarıyor. Yani insan o zaman sana bir yetenek verilmişse sen o yeteneği kullanmıyorsan ne anlamı var o yeteneğin sende olmasının ya? Yani ben o zaman o mükemmel anneliği diğer annelere de aşılayacağım ki annelere ve anne adaylarına da nesiller boyu güzellik olacak. Nesiller boyu iyi bir jenerasyon. O zaman biz ülkece kalkınabileceğiz. Anneler yetiştiriyor. Öyle değil mi? De nasıl olacak? Ömür Temiz'in yarı yarı parçalamışsın ya. Paylaşmakla, paylaşmakla. Evet. Başka bunun hiçbir izahı yok. Paylaşmak zorundasın arkadaş. Bilgini paylaşacaksın. Sende mi var? Sen o bu bilgiyi başkalarına şey yapacaksın, aktaracaksın. Ha? Ne diyorsun? Bir bardak su diyorum, su. Su yolunda güzel, evet. Evet. Su gibi akar. Sen
Yani bir şey başlamak lazım. Başla, su yolunda gider arkadaş. Evet, ben şey yapacağım. O zaman ben blok yapıyorum. Ben blok hazırlıyorum Ozancığım. Birazcık evet, buna zaman ayırmam lazım ama annelikle ilgili bir blok yapacağım. Ve yaşasın kardeşlik, daha iyi bir gelecek için, sevgi için, kardeşlik için. Bunu da anladım ben şimdi ya. Aman Zeynep sen mesele ver. Öncelikle veremediğiniz hamilelik kiloları yüzünden bebekle zıtlaşmak yok. Malumunuz kadınlık zor. Her zaman bakımda güzel olmak lazım. Bu anne olunca da daha da zorlaşıyor tabii ki. Ama ben Zeynep Karaman tüm güzelliğim ve de bana bahşedilen annelik yeteneğimle yanınızdayım. Güzel bir giriş oldu. Oldu değil mi? Ha? Çok güzel oldu. Çok güzel oldu da senin kilolar ne oldu onu merak ettim ben. Fazla kilolar. Fazla değil onlar stok. Kötü günler için. Belki bebeklere lazım olur diye. Ya be git Allah'ı seversen ya. Ne öyle olur mu şöyle stoktan? Ne yazayım Ozan? Allah Allah. Ben de fazlalık var ama burada durdum size ahkam mı kesiyorum diyeyim. Yok benim fazlam falan. E şimdi derdi stok butok diyordun. İşte bak size karının sözüne inansaydı kafam böyle şey olmazdı, karışmazdı. İnanacaktın bana. Ne yazıyorsun aşkım? Bakayım bir. Hmm, annelik tiyoları. Bu ne kızım? Çocukların uyumamasını anlatmıyorsun. Uyuyor benimkiler. Nasıl uyuyor sevgilim? İlk 6 ay zombi olmadık mı seninle biz olmadık, burada? Olmadık. Olmadık. Ben şahane annelik enerjimi verdim. Onlar 10 saat deliksiz uyudular. Allah'ım yarabbim. Evet tamam hayatım. İçeriği ben hallediyorum. Sen birazcık şey bakar mısın sayfa düzenine? Bak bakalım güzel olmuşum. Buralar niye boş böyle? Reklam alacağız oralara. Vay anam, vay vay anam. Vay anam. Aşkım ya. Sen bayağı işi ticarete dökmüşsün. Şimdi biliyoruz da konuşuyoruz. Tabii baksana bak, burada takip edilen bloklar var. Bez, mama, şampuan reklamları var. Görmüyor musun? Aa, bu kimin bloğu ya? Bayağı reklam almış ha. Şahane fikir. Sen bu işin peşini bırakma. Aile bütçesine ek gelir demek bu. Devam. Devam kızım. Ne duruyorsun? Niye yazmıyorsun? Ne yazayım Ozan? Düşünüyorum dur. Ne düşünüyorsun? İlgi çekici bir şeyler yaz. Düşünme. Mesela de ki... Bizim bebekler de yataklarında kendileri topluyor de. Ve kaka da yapmıyorlar de. Geri dönüşüm kullanıyorlar de. Ay yok artık Ozan saçmalama. Doğru geri dönüşüm biraz abartı oldu. Bir de öyle yazardık zaten bize bez böyle... firmaları falan bize reklam vermez. O yüzden şöyle yazalım. Ne yazıyorsun? Biz bebekler doğduğunda onların tatlı kaşlarına yapıştırdığımız bezi 6 aydır hiç çıkartmadık. O kadar emici, o kadar sağlam, ya o kadar eski, o kadar Allah güzel bir bez. Allah aşkına ya, Allah aşkına. Kızım, reklam aldıktan sonra da işte markanın adını açıklarız. Ay saçmalama Ozan. İlk günden beri 6 aydır bezle aynı popoda kalıyormuş da falan. Hadi hayatta. Sekin dişlerin yok mu? Hadi, ne olur. Anne bloğu bu. Öyle herkes anne şey olsaydı o. Anne olunmaz, anne doğulur. Ay anne, anne doğurur. Anne doğurur. Ha, böyle. Öyle değil ama böyle parmak uçlarında değil, böyle avucunla kavrayacaksın. Tamam mı? Böyle böyle sıvazlıyor olman lazım. Böyle sıvazlıyor mu? Kayıyor bu ya. Kayacak tabii, kayması lazım zaten. Kayınca şekilleniyor. Öyle şekil vereceksin. Ama bak buradan böyle böyle buralarını büyüteceksin, tamam mı? Böyle böyle elinde büyüyor. Çok büyüdü yalnız benimki ya. Şöyle o zaman işte şöyle uçlarından böyle alman lazım elinle onu ıslatıp ıslatıp. Ne çok büyüyünce öyle alman lazım. Bak böyle yamuk yumuk oldu onu düzelt bak. Şöyle şöyle yapıp oradan yumuşak şöyle al biraz. Ya mı çok güzel fikir olmadı mı acaba ya? Ne oldu? Vallahi tarih benimle gurur duyacak. Bebeğim. Bebeklere her 6 ayda bir sizin heykelinizi yaptık diyeceğiz ya. Face'e evet. Koyup böyle fotoğraflarını çekeriz. Şahane olmaz mı ya? Ama bir şey söyleyeyim. Şimdi 6 ayda bir yaptığımızda zaten daha alışmış olacağız. Her 6 ayda daha güzelini yapacağız. Değil mi ablacığım? Kızıcığım. Bir de boyarız bunları böyle. Güzel olmaz mı boyunca? Ay güzel olur. Güzel olur. Ya büyüyünce gurur duyacaklar anneleriyle. Babalarıyla da tabii. Anne babalarıyla. Ya ben de yapıyorum çünkü burada. Tamam evet sen de yapıyorsun. Ama öyle yapma. Öyle değil. Öyle değil işte. Onu öyle büyütemedin. Bunu buradan bu taraftan daha kaldır. Bunu kaldır, bunu şey yap, bastır. Kayıyor bebeğim. Bir dakika yapamadım ben kaldıracağım.
Bak iki elinle kaldıracaksın. İki elinle şeyi kaldıracaksın. Yavrum benim. Heh. Tamam mı? Beceremiyorsun sen. Öyle değil yani. Ya tamam yapıyorum. Sen kendininkine bak ya. Allah Allah. Benimki bitti. Nasıl bitti ya? Bitti. En son şurasını da şöyle bastırıp hoplattın mı? Şunun tepesi birazcık bombeli oldu ama güzel oldu. Ratra, işte Ömer Karaman. Ne? Ömer Karaman mı? Soldan şey yapınca, sol profilden bak. Tepeden bakınca benziyordu ya. Şey yapma. Kızım bu bildiğin var ya, bu saksıya benzemiş. Kafası açık, bu tuhaf. Bu ne biçim burun lan bu? At bunu, at bunu. Kimse görmesin. At. Bir şey at, tuhaf bir şey olmuş bu. Şey yapalım. Hayır bak, tepeden şey bakınca güzel oluyor, tamam mı? Ters çevir çocuğu. Tövbe estağfurullah, tövbe. Yuh. Tamam iyi, tamam. Saksı yaparız o zaman. Fesleğen dikerim içine. Şunun güzelliğiyle şunun ne alakası var? Allah rızası için. Tamam, tamam. Saksı yaparız. Sinekleri kovarız. Fesleğen dikeriz. Lazım aynen, zaten. En güzeli zaten. Ama böyle iki elinle birden sıvazlayacaksın. Tepeye doğru böyle birazcık sivreltirsen o zaman başını güzel yaparsın. Kötü gidiyor onun sonu. Peki benimki nasıl? Başı yok seninkinin. Evet, emzirmek dedim ki anneye ruhani bir huzur verir. Süre uzadıkça sıkılabilirsiniz ama güzel şeyler düşünün. Bebeğinizin ne kadar masum, size ne kadar ihtiyaç duyduğunu, ne kadar muhtaç olduğunu mesela. Geldi. İlk soru geldi. Hadi gözünü ver. Kas. Çok, çok heyecanlandım ben. Ay bildiklerimi unuttum. Beynim resmen boş bir levha gibi şu anda. Ozan, gaz meselesinde ne yapıyorduk biz? Emziriyor muymuş? Canım ne fark eder? Üf, ne fark eder? Bebekte gaz ver işte. Soruya soruyla karşılık verip geçiştirmesene. Bilmiyorsan bilmiyorum de. Delirdin mi ya? Ne demek ne fark eder ya? Anne emziriyorsa gaz yapan şeyleri yemeyecek anne. Eğer mamayla besliyorlarsa mamayı değiştirecek. Biberonla besliyorlarsa biberin ağzındaki delik çok büyüktür. Bebeğin ağzı çok fazla havalıyordur. O yüzden gaz yapıyordur. Bu kadar. Emziriyor muymuş? Hangisi? Dur bilmiyorum. Ne soracaktım? Emzirip emzirmediğini mi? Sen versene şunu, ben hallederim. Neymiş? Bir dakika. Ay. Neymiş? Bir dakika dur, bir soruyu okuyayım. Ha. Yok kızım baksana, gaz falan yokmuş bebeğinde. Olursa ne yapmak lazım diye soruyor. Ama pimpirikli bu ya. Öyle olmaz ki, bu nasıl... Nasıl beslendiğine dikkat etmesi lazım ya. Söylemedin. Nasıl beslendiğine dikkat etsin, öyle de. Bak söyleme, aklına gelmedi mi yoksa? Yanlış bir bilgi verme aklına gelmediyse, bak onu yaz. Yanlış bir bilgi verip de insanları mağdur etme sakın. Niye yanlış bilgi vereyim sevgilim ya? Arada ılık suya biraz kimyon koyacak. Gaz maz olmayacak bebekte, onu söyledim ben de işte bu kadar. Tamam, içim rahatladı. Tam bir an, ay Allah'ım bir an yardımcı olamayacağım sandım ya. Evet, kimyon, ılık suya kimyon. İyi fikir. Herkes de bilmez bunu. Bak böylelikle öğrenecekler sayemde, gördün mü? Ya birinin ışık olması lazım çünkü sonuç itibariyle. O da bana nasip oldu. Ne yapacaksın? Bak şimdi o ona söyleyecek, o ona söyleyecek. Yedi diver böyle duyacak bunu. Vallahi bir sürü de dua alacağım ha. Görüyor musun bak? Ne muhterem bir karın var. Görüyorum, görüyorum. Hayretler içinde bakıyorum, tekrar görüyorum. Bakıyorum, tekrar görüyorum. Hayretler içinde görüyorum. Banyo yaparken ağlayan bebek, banyo yaparken ağlayan bebek. Zeyno! Buradaydı ya. Buradaydı. Kaçın sayfadaydı o? Nerede? Dur bakayım. Ay Zeynep, sen bunları biliyorsun, ben bunları biliyorum. Beklenmedik olduğu için korkuyor sudan. Zeynep! Zaten dökmeyeceksin suyu kafasına, bu kadar. Bir dakika. Ben çocuklara baktım, geldim diyeyim şimdi sana, tamam mı? Öyle. Zeynep, hadi ama! Dur, eşinin yardımı şart. Sen bebeği yıkarken o da ona şakravanlık yapacak. Zeynep! Hiç türlü olmaz, tek başına nasıl yakışan çocuğu? Ya kızım hani bebekleri yıkacaktık? Allah Allah, ne yapıyorsun burada? Yukarıda bekliyorum öyle seni ya. Çocuklar da sıkıldı, durduramıyorum. Böyle kımıl kımıl cıbıl cıbıl dans eden yerlere döndü bebeler senin yüzünden ya. Allah Allah. Sen hayatım, Gülşen'e bebeşi nasıl yıkayacağını anlatıyorum, çok önemli. Hadi. Suyun sıcaklığını ölçtük. Her şey hazır, her şey. Seni bekliyorum. Hadi dondu çocuklar, çabuk ya. Suyun sıcaklığı ile ilgili bir şey yazacaktım Gülşen'e.
Hadi. Tamam. Niye kızıyorsun? Ya ben aylardır ben yapıyorum zaten onları. Şimdi babalarıyla baş başa kalsınlar diye ben bu yöntemi şey yaptım. Bu bir yöntem. He. Senin tek başına olman ama hadi, beceremedin hadi. Demek hadi ki. Canım, hadi. Tek başına babası demek ki beceremedin. Hadi. 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 Evet. Yalnızla beraber güzelce yaldıktan sonra saat yönünde dairesel hareketler yaparak bebeğimizi rahatlatıyoruz. O hem bebeğimizin kan dolaşımını hızlandırıyor hem de onu rahatlatıyor. Ay bebişimiz rahat olunca annemiz de rahat oluyor. Öyle değil mi? Oo, sen daha giderim mi bebeğim? Gidirmedin mi ya? Yani bana dönünce üşütemedim çocuğu, şimdi üşüttüm biliyorsun yani. Aşk olsun. Ya. Ay anne sıcaklığıyla hiçbir şeycik olmuyor anne sıcaklığıyla, öyle değil mi? Hem psikolojisini hem de fiziksel yapısını güçlendiriyoruz. Böylelikle hem iskelet ve kas gelişimine ne fayda sağlıyoruz hem de eğlenceli ve güzel kaliteli zaman geçiriyoruz. Ve böylelikle de ve bu durumun kızımla beraber aramda güzel bir bağ oluşturması da beni ayrı bir huzurlu kılıyor. Alo. Ne bağından bahsediyorsun, ne psikoloji, ne sosyal, ne diyor anlamıyorum valla. Çocuk da anlamıyor Melike. Baksana bön bön bakıyor yavrum ya. Anladın mı? Güzel konuşsana. Mucuk mucuk dedi. Bak olana da ilgilen biraz diyor. Pas ver olana da. Tabii ki pas ver. Pas ver. Tabii babamızı da eğitiyoruz. Çocuklarımızla beraber babamızı da eğitmemiz gerekiyor bu durumda. Öyle değil mi? Babamızı da eğitmemiz gerekiyor. Anladı Didem konuş. Bırak şöyle. Abucuk mabucuk bir şeyler de bir havaya girsin çocuk ya. Gel bakalım. Ay aşkım benim aşkım, bebişlerimi severken bir yandan da anne sıcaklığı veriyor olmanın keyfine varıyorum ben. Evet, ileriki hayatları için sevgi depoladıklarını bilmek benim için ayrı bir keyif. İleriki hayatım için dert depoladığımı bilmenin yanında laf olmaz hayatım. Ablam, uyuttum çocukları valla. Ama çok yoruldular ha. Kız dışarısı bir kalabalık, bir kalabalık. Oh! Kalabalık dışı. Ana baba yine. Evet, kalabalık. Biz de eve tıkıldık, gazete okuyoruz. Tıkılmadık, tıkılmadık ya. E sinemaya gitsenize. Gidemeyiz canım. Niye? Vakit kaybolmuş çünkü. Nasıl ya? Hatırlarsanız hanımefendi, karşınıza bir adam geldi böyle hafif böyle canı sıkılmıştı filan. Size sinemaya gidelim mi dedi. Siz ne dediniz ona? Olmaz dedim. Ne dediniz? Olmaz dedim. Olmaz dedim. Tamam, Türk halkına yanlış örnek olur dedim. Tamam dedim. Bak burada şey yapıyorsun, boş boş yapıyorsun. Şu broşürleri şey yapsana. Boş boş oturacağını. Bak anne baba, bebek, üçüncü ay semineri. Buraya gideceğiz çünkü. Sen şimdi birazcık onları bir araştırsana. Ablam sen de yazsan ya. Yazıyorum. Vallahi. Yazıyorum. Anne bebek, altıncı ay benimkinin adı da. Oh. Ben de seminer vereceğim. Gerçekten. Evet. Anne baba, bebek, altıncı ay. Anne bebek, baba, yardımcıları, yardımcı, altıncı ay. Anne bebek, baba, yardımcıları, babanın alısı, annenin anası. Böyle çok uzun oluyor. Ay benim kafamı karıştırdınız. Siz ikiniz gibi el ele tutuşup sinemaya gidin hadi. Sinemaya mı? Hadi. Ulan bir şey söyleyeyim mi? Resmen bu çocuğun hakkı yeniyor burada ve ben hiçbir şey demiyorum. Yani pes ya. Vallahi. Çekil Saliha, çekil ya. Neye kızdın ya? Saliha hazırlan, sinemaya gidiyoruz. Neye kızdın? Seksi bir şeyler giy Saliha. Ama ya neye kızıyorsun anlamıyorum ki. Tamam, babayı başa koymadım diye mi? Tamam öyle yapalım. Baba, anne, yardımcı, çocuk al. Ama bak baba anne olunca baba anne gibi oluyor. Ben biliyorum da anneyi başa koyuyorum. Başka bir şeyden değil yani. Ben İspanyam, kurabiyem. Ne yapıyorsunuz? Oynuyor musunuz kardeş kardeşsiniz ha? Oynuyor muymuşuz? He, oynuyoruz. Oyuncak verdin de oynuyoruz. Aynen ya. Kaç gündür yok o sentetik, yok bu zararlı, yok şu bilmem ne. Bıraka bıraka seni bıraktı bana. Ay, sen daha bir uyuyorsun. Sen uyanıkken çok işe yarıyorsun çünkü.
elini ağzından çıkardın da konuşup vakit geçirmesi kaldı. Ay diyene bak. Beşiğin demirlerini kemirmek çok mantıklı çünkü. Yahu dişim kaşınıyor kızım. Üf! Buna da ne oldu be? Kim aklına giriyor anlamıyorum ki. Ben de anlamadım. O tatlı cadı gitti, mürebbiye geldi yani. Bak bak. Yine elinde bir kağıt ne okuyorsa artık onu yapacak. Kendi numaraları daha iyiydi ya. Bak şimdi. Yanaştığı zaman sen saçını çek. Ben de parmağımı gözüne sokayım. Ay acır ya. Allah yandık. Konuşacak galiba. Ay ağlasak mı ne yapsak? Bakma bakma o tarafa bakma bakma. Baba neredesin ya? Ya ben ne güzel düne kadar pırasa kemiriyordum. Bir haller oldu buna. Steril zamazingo almış onu kemireyim diye verdi dün. Vallahi konuşacak. Ah geliyor. Oh. Hadi bakalım başla agucuk agucuk. Anlat bakalım. Bebeklerin akşam keyfi. Bebişler uyumadan önce ırt pırt. Hadi zırvala. Kötü bak kötü bak konuşmasın. Ay nasıl da bakıyorlar annelerine. Annelerini özlediler tabii. Ya. Gelin. Ama ben dayanamıyorum gelin buna. Ay kokusu bile şahane. Annem. Zeyno. Allah kızacağım artık ama hadi artık ama yeter ya Allah Allah. Ya kızım ne yapalım senin teknolojide aran yoksa yok yani ne oluyor yani? Ne? Bu senin kötü anne olduğun anlamına gelmez ki. Beceremiyorum hiçbir şey beceremiyorum. Olmadı işte bu da olmadı. Çocukların üstünde de işe yaramadı. İyi bir anne olamıyorum. Aşkım. Bak kendine böyle şeyler söyleme vallahi doyacağım seni ha. O ne biçim laf ya iyi anne olamamışmış. Çocuklar doğduğundan beri kendini paraladı yavruların için ya. Ben görüyorum, ben şahidim yani ya. Allah Allah. Vallahi billahi diyorum aşkım. Bak, sen çok iyi bir annesin. Bunu ne ben bilebilirim ne bir başkası bilebilir. Bunu sadece sen bilebilirsin. Bir de senin gibi anneler bilir ya anneliğin ne demek olduğunu. Neden olmadı o zaman? Ne? Ne olmadı? Bak kızacağım şimdi diyorum artık ama yeter artık ha. Allah Allah. Ne yapalım? Blok sana göre değilmiş. Olmadıysa olmadı. Ne yapalım yani? Olmadı blokla ilgili. İstediğim gibi bir anne olamadım. Bebeğim, sen bak bir kere öyle iyi anne kötü anne diye bir şey yoktur. Güzel gözlüm benim bak. İyi insan vardır. Bir insan özünde iyiyse onun anneliği de iyidir, her şeyi de iyidir. Sen şahane bir insansın. Mükemmel bir insansın. O yüzden de en mükemmel anne, en şahane anne sensin. Çok tatlısın. Yerim seni. Aşkım benim. Ulan şu kadınların birbirinize yaptıklarına bak ya Allah'ını seversen. Yoksa sen şöyle annesin, sen böyle annesin, sen şöyle annesin diye diye birbirinizi intihara sürükleyin. Sürükleyin vallahi. Hakikaten kurban olsun aşkım canım benim. Hadi şahane anne bak bebişlerin uyandı. Koş onlara biraz emzir memzir oyun oyna. Onlara bak 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 nasıl fırlıyorsun bak gördün mü bak işte anne bak mükemmel bak anne. Dedim sana mükemmel annesin diye. Sen annelerin şahısın sen. En kraliçesin sen. Ya salak. Başla. Oyun neredeydi ya? Nerede sakladın? En büyük anne sensin. Bir iki level atlayıp geliyorum yanına. Merak etme şey yapma sen. Ay bu ne ya? Bu ne kırılık ya? Ne oldu gene? Gitmişler pizzacıya. Yediği yemeği çekmiş. Bak bir de böyle ışık mışık yapmış. Bir sürü fotoğraf. Arkada da böyle şarap görünüyor. Bakayım. Man şarap da açtırdık yani yanlış olmasın hesabı. Heh. Of. Oh, o ne be? Bir sürü. Bir dakika bakacağım. Sucuk mu kovar onun üzerine ne o? Bir kere dışarıda yemek yemek her zaman da doğru bir şey değil yani. Ayrıca bunu paylaşarak da görgüsüzlük yapmış oluyorsun. Neresiymiş burası? Bak bak bir tane daha var bak. Bizim evde şimdi mis gibi pilav var, türlü var. Yanına ayran yaparız. Öyle dünyanın paralarını dışarıda harcamak da çok saçma bir şey ayrıca yani. Evet servisi de var. İnsanlar tüketim canavarının esiri oldular ya. Otur evinde ya. Bu paraları kim yani... Ne? Kime şey yapıyorsun ki sen yani? Kime hava atıyorsun yani? Kimi arıyorsun? Pizzacıyı. Canım çekti vallahi yakınmış hemen gelir. Ne söyleyeceksin? Ekstra zeytini söyle tamam mı bana? Tamam karışık söylüyorum. Tamam karışık da söyle. Ekstra zeytini de söyle. Sarımsaklı ekmek var mı? Varsa tamam. Onu da şey yapsınlar. Tamam tamam. Evde şimdi yapamayacağım çok üşendim. Tamam. Pembe olur mavi Ozancığım. Ya. Ozancığım bu somon rengi gibi pembe olur. Dedim mavi diyorum. Çocuk oğlum pembe olur. Mavi ya. Ay neyin tartışması mavi yapıyorsun? Mavi olacak diyorum. Anlamıyorum ya. Niye böyle bir şey diretiyorsun? İstemiyorum çocuk odası dediğin. Zaten erkek centilmenliğinle de. Yani böyle düş pembesi gibi olur. Güzel rüyalara dalarlar o pembeyle böyle. Ben oğlumu
kız kokan, sadece kız kokan bir odada yatırmam. Mavi olacak, buz mavisi olacak. O zaman ben de kızımı sadece erkek kokan bir odada yatırmam. Buz mavisi olacak deyip duruyorsun. O zaman eskisi gibi, konuştuğumuz gibi yapalım. Nasıl? Yarısını oğlum için mavi yapalım, buz mavisi. Yarısını da kızım için, oh maşallah fısık için pembe yapalım, yarı yarıya boyayalım. O zaman da perdeler olmaz abim. Uymaz uymaz. Uymaz değil şimdi Salihacığım. İstemiyorum. Ben çocuklarımda şimdiden daha bu yaşta kutuplaşma yapmak istemiyorum. Mavi olsun diyorum bak ya. Mavi kız, sarı çocuk, gözleri boncuk boncuk. Ya pembe hayatım, pembe. Bir şey söyler misin artık o zaman? Mavi. Vallahi billahi sizi çok kınadım ha. Gerçekten bilinçsizliğine hayretler içerisinde kaldım ya. Şok, şok, şok. Hayretler içerisinde kaldım. Ne bilinçsizliği? Ne bilinçsizliği? Ya ablam, sen şimdi pembe isteyerek bu kızı erkek egemenliğinden kurtarmaya çalışıyorsun ya. E o zaman da kız egemenliğini dikte ediyor. Doğru. Ha. Aferin, aferin. Abi doğru. Sen de erkek egemenliğini o zaman dayatmış oluyorsun. Aynı şey. Hadi hadi. He. Bence ne pembe ne mavi. Turuncu. En güzel turuncu. Bir kere dünya görüşü, açık görüşlü isim geliyor ya. Tabii. Saçma konuşuyorsun Saliha. Saçma oluyorsun Saliha. Saçma sapan konuşuyorsun ya Saliha. Turuncuymuş ne turuncu? Asıl perdelere turuncu bu perdelere olmaz. Hadi turuncu çok cıvık bir renk tamam mı? Saçma sapan bir renk yani. Saçma arada kalmış böyle hiç alakamız yok ya. Renklerim, saçmalarım gidelim. Tam kendi kendimizi güzel, gayet de bilinçli insanlar olarak adımlarımızı atalım. Oğlum. Kızım. Uyu çıkalım. Uyum. Oğlum hangi renk olsun? Giyelim onları giyelim. Tamam tamam ya. Ben mavi, söyle. Mavi. Ya, onun adı pembe diye sen şey yapıyorsun. Pembe değil. Şey gibi somon dersen de o zaman bak. Ha, arada bir renk olur mu? Tamam. Arada bir renk. Bak somon. Aşkım ben çok seviyorum. Somon demiyorum. Yani önce beni dinlese, ondan sonra kendi argümanını sunsa, müzakere yapıp anlaşacağız. Anlaşamayacağız. Anlaşamayacağız hayatım. Sen inatçı, ben inatçı. Anlaşamayacağız. Ne kadar anlatırsan anlat, anlattıkların karşındakinin anlayacağı kadar. Anlayacağı kadardır, evet. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az. Kesinlikle. Doğru söylüyorsun. Kadınlar anlaşılmak için değildir, yaşanmak içindir. Yaşamak için bir kadın bulduysanız onu anlamaya çalışmayın. Zaman harcamayın. Vay be. Şunu da söylememe izin verin lütfen. Hayatın kaynağı kadındır. Biz erkekler kadının yanında basit tek hücreli yaratıklarız. Ağzını öpeyim. İşte aşk karşındakini bulunmaz Hint kumaşı sanmanla sersemin teki olduğunu anlayana kadar arada geçen zamandır. Aa, ne oldu? Aa, ne oldu? Karım beni hiç anlamıyor. Beni hiç anlamıyor. Yani biz ne güzel bir araya gelmiştik. Tamam dedim, her şey güzeldi, her şey çok iyi. Ama yine kriz ya. Aman doktor ya. Hediye geçeceksin ya. Bunların hepsi böyle ya. Bunlarla böyle takarsan kafaya sen. Bir şey söyleyeyim mi? Kaçarsın. Ne diyorsun sen ya? Onu diyorum işte. Ya hepim hayatın kaynağı kadın diyorum. Aynı şey söylüyorum yani. Tek hücreli. Kamaç ormanı aldı. Kama çalmanı oldu. Aşure gibi yaptın konuyu. Ya çok... Ya aslında anlaşabiliyoruz ama bilmiyorum yani. Sen buna bakınca ne hissediyorsunuz? Kriz. Yani... kendinizi yazarak anlatmayı deneseniz. Söz uçar, yazı kalır sonuç olarak. Yani belki de kendinizi, duygularınızı daha iyi ifade edebilirsiniz. Eski aşklar neden efsane oluyormuş? Çünkü mektuplaşıyorlarmış. Konuya gelebilir miyiz artık? Konuya para gidiyor, para. Yeni aşklar niye efsaneleşemiyor? Çünkü mektuplaşmıyorlar. Evet. Düşünmeden konuşuyorlar. Evet, konuşmaya bile para harcadığımız için aşka takat kalmıyor hanımefendi. Ya ama birden şey yapmamak lazım yani. Birden üstünü bir kalemle çizmemek lazım. Yani bunun üzerine biraz daha düşünün. Bu ilişki üzerine biraz direnin bence. Ya ama benim zevklerime, isteklerime, tutkularıma hiç saygı duymuyor ki. Ya daha dün gitti, bütün oturma odamızı açık pembeye boyattı. Ama şimdi konuşuyoruz ediyoruz tamam, bir yere kadar da geyiğe döndü artık. Yok yok. Devam et doktor. Dök içindir. Ama ona bir sen akıl alacak. Bizim ondan akıl alacağız ya. Allah Allah. Doğru söylüyorsun aşkım. Paramız gidiyor. O yüzden anlat bakayım doktor bey, biz niye geldik buraya? Anlat. Böyle. Pembe diyordunuz. Ya evin her yerinde kadın kokusu var. Her yer kadın eşyalarıyla dolu. Ben kendimi hanım ağanın emrindeki maraba gibi hissediyorum. Ya bütün odalar, eşyalar, her şey pembe. Estağfurullah canım. Ama üstünüzdeki mesela buz mavisi. Benim çok hoşuma gitti o renk. Ne? Bu mu? Ya bu ışıktan öyle görünmüştür size. Bak bunun normal rengi açık pembe ya. Pembe, bu da pembe. Pembe mi? Evet. Tam olarak rengi ne ki onun? Ne olarak geçiyor bunun rengi? Bu nasıl bir pembe?
Aa, güzel aa. Duruyor yalnız. Yaz iyi, hakikaten iyi. Aa. Bir şey söyleyeyim, bizim pembelerle de uyar bu. Ha? Pembe perdelerle, aman şeylerle, perdelerin rengiyle güzel uyar. Bir şey söyleyeyim aslında, bir de böyle renk değiştirirse şahane olur. Güzel bir mavi pembeyle. Bir şey söyleyeceğim, mesela boyacıya bu rengi şey yapmak istesek ne diyelim Kartela'dan? Ne dememiz gerekiyor? Doktorumuzun karısını arayın diye. Ne bileyim ben, ne diyeyim ya, ne bileyim ben. Aldı giydirdi işte, açık pembe. Çorabım bile pembe benim. Sevgili evet. Kadın daha neyse. Karınızın telefonu kaçtı sizin? Peki bunun daha açık bir rengi, tonu var mı? Yani hem mavi hem pembe mesela. Yani maviden de olacak ama pembeyi de bırakmamış olacak. Mor gibi. Mor gibi de ama değil gibi de. Yani böyle bak bak baktığında yani mor olabilir o ama sen baktığında mor deme. Deme. Mavi de, ye çalan yer renkten direkt mavi de diyesi gelmesin deme. İnsanın ama. Pembeye de çalar gibi olsun, çalar gibi. Yani biz çocuklara şey, cinsiyet yüklemek istemiyoruz da. Ha, siz şey, çocuk konusunda. Herhalde çocuk konusunda. Arkadaşım pedagog değil misin sen ya? Tamam, o zaman bir dakika. Ya bizim perdelerde nasıl biliyor musun? Böyle şey bir renk, nasıl diyeyim, kırık bir renk. Anladın mı? Anladım. Bak bunun içinde bir renk var, tam istediğin renk. Ben çıkartayım mı? Güneş ışığıyla çünkü mesela perdeler o güneş ışığıyla geldiğinde. Anladım. Aa, çok iyi yani, aynı bunun gibi diyorsun. Anladım, böyle yalardı. Eşimde var öyle bir tane nevresim takımı. Işık vurunca aynı nevresim oluyor. Takımı. Evet. Ay kızım ama senin eşin de renkler konusunda uzman vallahi maşallah. Tanıştıracağım seni. Tanıştır ne olur. Benim dizlerimde bir palton var şimdi. En güzel sevdiğim bir palto, krem rengi bir palto. Gri de kırçıları var üzerinde. Onun altına da siyah rugan stilettolarımı giyiyorum. Öyle şık oluyor, şık oluyor öyle. Öteki türlü ne alaka? Menikeli. Menikeliye o zaman ne renk olsun? Benim kızımın rengi ne renk olsun o zaman? Ay dün gelmiş Melike bayağı büyüdü diyor bana. E büyüdü tabii, besliyoruz yani çocuğu. Ama gençleri gençlisi olacak diye böyle laf çarpmaya çalışıyor. Kendince canı gelsen. Ay cılız. Bir de naber demeyi kesti gıcık. Sanki ben onun canımı sıkan her şeyi 10 saat boyu karşıma çekip oturtup anlatıyormuşum gibi. Eğer bana merhaba diyor, sanki merhaba dediğinde bin pişman ediyormuşum gibi ona. Ayıp. Pardon, çok pardon, böleceğim. Bölüyorum. Ama bir dakika bir şey anlatayım, insanı bir konuşturmuyorsun ha. Ha bu konuşmayan halin mi? Ozan Bey, size kolaylıklar diliyorum. Allah gani gani sabırlar versin. Cümlemize. Amin. Cümlemize. Amin. Ama bu kadar da rağbet mi geldi yani? Tamam geçer, barışırsınız ya. Barışırız. Tavuğun gibi gamsız olmak da var. Çok güzel. Yengel Osman, çayırda bostan. Hoppala paşam. Malkara Keşan. Yaşa. Böyle gamsız olduktan sonra. Ya. Bir şey söyle zaten bak böyle bir özellik kazanıyorsun. Nasıl biliyor musun? Böyle sürekli vır 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 başın eti yendiği için ve duyarsızlaşıyorsun, artık duymuyorsun, algılamıyorsun falan. Aa, öyle oluyorsun yani. Yedirdiğin insanı çünkü ay, düşünceleri bilmemleri anlamaya hiç çalışmaya gerek yok. Ha kim ki? Ya, onun hayallerine ortak olacaksın, ne düşündüğünü bileceksin, anlayacaksın, kendi düşüncelerine sentez edeceksin falan. Ha bir anlamı var mı hayat arkadaşın o? Ne anlamı var? Kafa bu da kafa. Öyle bu da kafa mi? Yalnız. Hiç böyle belli olmuyor. Sallasan böyle takır takır ses gelecek. Boşa gitsin boşa. Ya. Boşa sen. Boşa mı? İnceldiği yerden kopar be. Be. İnceldiği yerden kopar. Ben sana söyleyeyim. Yani, İnceldiği yerden kopar. Aslında yani büyük bir adım ama siz peki hiç boşanmayı düşündünüz mü? Vay canım. Bizim başımıza öyle şeyler gelmedi. Çok şükür. Ağzına yer atın. Maşallah. Aman aman. Tüm çok sıkı. Hadi kapat artık. Üzme kendini. Evet. Tamam mı? Kendine iyi bak. Böyle canın sıkılırsa falan daha da konuşalım yani. Nasıl evet, yani? Lütfen. Gerçekten arayabilir miyim? Tabii ki canım. Aa bunu saymıyoruz. Vallahi bize de bekliyoruz. Nasıl? Tabii. Hadi sıkma canını. Buyur bize de tamam mı? Bize de bekleriz. Tamam. Geleyim o zaman ben. Ne? Nasıl? Geleyim mi anlamadım? Evet geleyim. Bakın şimdi ben bilgisayarı kapatayım, ışıkları kapatayım. Ortalığı biraz toparlayayım tamam mı? Çantamı da alayım geleyim. Hadi gidiyoruz. Ha geliyorsun. Hadi. Evet, bayağı geliyorsun. Tabii sen. Geliyorum ya. Aa, hadi. Niye çağırıyorsun kızım? Niye çağırıyorsun ya? Ben mi çağırdım ya? Ben... Aa dedim ne? Belçam ben yemezdim. Gelirseniz bize de bekleriz. Bunu vermiyoruz dedim. Ama hadi. Geç kaldınız. Geliyoruz ya. Tamam bir dakika. Hadi. Ben arabayı çalıştırıyorum. Hadi.
Vay be ya, tavanlar falan da gayet güzel ha, yüksek falan. Ya bir şey söyleyeceğim, bu tavanlar eğer alçak olsaydı beni acayip basardı bu ev. Sizin bu ev güneş alıyor mu? Alıyor. De siz çok öyle alıcı gözüyle bakıyorsunuz eve. Doktor bey, yani biz satmıyoruz ki. Alıcı değil, yok, kalıcı. Nasıl kalıcı? Yayılıcı böyle, bayağı yayılıcı. Kaç odanız var? Yani çok odamız yok bize kadar. Aman işim, ne kadar ayıp, ne kadar ayıp. Önce söyle misafir Allah'a seversen. Vallahi ben şu televizyonun karşısındaki koltukta da otururum ha. Gayet güzelmiş burası da. Zaten ben televizyonun karşısında oturmayı çok severim. Ya hanım ona da izin vermiyordu biliyor musun? Ya. Vallahi. Aa bu mu daha rahat lan yoksa? Dur bakayım. Ha. Ya televizyon falan biraz küçük ama artık ne yapalım, idare edeceğiz ya, artık idare edeceğiz. Bu koltukların hangisi açılıyor, hangisi yatak oluyor? Ben onda yatayım bu akşam. Ne yapacağım? O. Ne yapacağız? Ne yapayım kızım, bu saatte gidip televizyon alamam ki. Büyük televizyon mu alacağım? Nereden? Allah aşkına, adam yayılmacı politika izliyor, görmüyor musun? Cebren Bey iğneyle evimizi işgal altına aldı. Savunmaya geçmemeliyiz. Geçmemeliyiz. Ya bizim televizyonumuz hiç bu kadar küçük değil. Doktor bey gayet büyük, bize yetiyor yani televizyon. Adamın savunmaya ya siz şey orada ya. Niye ayakta duruyorsunuz Allah aşkınıza? Böyle güzel koltuklarınız var, ayakta duruyorsunuz ya. Zeynep, ben çok fena acıktım ha. Kurt gibi açım, ne var ya, yemekte? Ne yapacağız Ozan? Onu önceden düşünecektiniz Zeynep Hanım. Kadın olan kadın, akşam eve gelmeden yemeğini yapar, evden öyle çıkar. Böyle şimdi misafirin karşısında ne yapacağız diye çıkılır mı? Ayıp. Anladın mı? Neredeyse yiyeceğiz artık. Ha, duyuyor musun beni? Tamam. Ben bu akşam gelmiyorum. Tamam mı? Özle beni. Bekle... beklemiyor musun sen? Bekleme sen, bekleme be. Gelmiyorum ben bu akşam. Gelmiyorum. Haydi bay bay, tünele gir. Yandık kızım. Sen kalacak mısın? Aşkım bileydim. Uf. Bir saattir yapamıyorum. Televizyonumuz benim. Bayağı güzel lan eviniz. Ozan sen ne kazanıyorsun ya aynen? Ne kazanıyorum? Ha, burada kalacak çok, mı galiba? Çok şey yapmıyor. Çok önemli. Bize kadar. Güzel güzel. Annelerimiz bakıyor. Televizyonun bize. Kumandası anne, nerede abi? Babamız şey yapıyor. Onların şeyiyle geçiniyoruz biraz da aslında. Çok güzel mi? Konuşma. Bu akşam maç var mı? Maç izleyelim. Birdenbire bambaşka bir insan oldu. Yani ne oldu, ne bitti hiç anlamadım. Anlamaya çalışmayacaksın abiciğim. Anlamaya çalışmayacaksın. Anlıyormuş gibi yapacaksın. Boş ver. Ama yok bak, bu onu kandırmak olur. Ben ona hayatım boyunca kandırmadım. Asla yalan söylemedim. Bak geçti karşıma, ben kilo almış mıyım diye sordu. Cevabını verince başıma neler geleceğini bilmeme rağmen evet almışsın dedim. E çünkü almıştı. Ama benim suçum. Benim suçum, ben şımarttım. Bak bu evlendiğimizin ilk yıllarında böyle değildi. Ben onu bu hale getirdim. Dedim ki sen yaparsın, edersin dedim. Heh, geldi bunu yaptı işte. Gördün, yaptı işte, böyle bir şey yaptı bak. Ne yapmış ya, anlamadım. Neydi, sorun neydi? Daha o noktaya gelemedik ki. Ya her yaptığımı onaylayan, takdir eden kadın gitti. Onun yerine her şeyime kulp takan, bahane bulan bir kadın geldi. Yahu değişme kardeşim, değişme. Eski halinle kal. Niye değişiyorsun? Alışkanlık ol. Ben sana böyle alışayım, ömür boyu yaşayalım ya. Niye değişiyorsun ki, niye? Ama şimdi yani değişmese de o zaman monoton dersin, beğenmezsin. Derim. Derim, ben derim. Dinlemiyor ki beni, ben derim. Ben ona şikayetlerimi, dertlerimi tek tek derim, anlatırım. Yahu Zeynep bak, konuşmaya başlıyorum. Tutuyor hemen elektrik süpürgesini açıyor, bir şeyler yapıyor ya, dinlemiyor. Konuşmuyor benimle yahu Zeynep, konuşmuyor. Fırsat bulunmuyorsa demek. Bak şimdi, evlenirken 5 tane bilezik istedi. Ben ne yaptım? Gittim aldım. Neymiş? 18 ayarmış. Ya ben ne anlarım 18 ayar, 28 ayar Allah aşkına. Ya Ozan sen söyle ya, Ozan. Bir insan, yani seven bir erkek bile bile gidip karısına öyle bir şey yapar mı ya? Ozan sana soruyorum ya, bir şey söylesene abi. Uyanır mısın hocam? Ben zar zor duyuyorum. Uyumak yok. İkimiz başımıza... ikimiz sardık bu şeyi, tamam, beraber çekeceğiz. Uyumak yok. Ne sordu, oraya kaçırmışım ben. Ha ben de dinliyorum ama şey yapamadım. Bu saatte kim bu ya? Hayda, kim bu acaba? Karın geldi. Karın geldi demek ki. Karın dayanamadı hasretine, seni almaya hadi geldi. Hadi kısmet. Hadi artık tamam. Hadi bir anda. Yeter. Yok ya, yok. Gideceğim. Ya. Lahmacun geldi, lahmacun. Ben az önce sipariş etmiştim. Lahmacunlar geldi. Ya Ozan bozuk paran var mı? Zeynep, soğan var mı be? Of, şimdi ben onu kırarım böyle. Hadi hadi, soğumasın. Of! Bu adam, bu adam ne olacak ya? Bu adam, ya karısı bunu aramazsa? Ya aramazsa ne olacak bu adam Ozan? Nasıl öyle horur horur uyuyabilir? Biliyorsun, ay pırlantam şey etti elime. Kesti. Hiçbir şey umurunda değil. Hiçbir şey umurunda değil. Tanımadığımız adam evimizde bir şey umurunda değil.
umurunda değil. Sen öyle sus otur. Hiç konuşma. Ay canım benim. Ay benim melek kocam ama ya. Melek kocam. Hiç konuşmuyorsun. Sen çok tatlısın. Car car adam susmak bilmiyor. Zeynep. Allah. Allah. Korkma korkma korkma. Benim ya, benim ben. Ya Zeynep sana bir şey soracağım ya. Aklıma takıldı. Şimdi ben bu pırlanta yüzüğü ona verdim sonra geri aldım ya. Acaba o yüzden mi yaptı? Ne dersin kız? Ne? Ya pırlanta yüzük ben ona aldım, hediye ettim, geri verdim. Ne gibi? Kimden? Kim? Ya, ne gibi? Ya karım, karım ya anlattım ya o kadar. Beni dinlemedin mi Allah aşkına ya? Ya ben ona pırlanta yüzük aldım. Bak şimdi evli barklı kadındır. Hediye ettim ama sonra dedim ki ya ne olacak, yanlış anlaşılır. Olur mu böyle şey dedim. Aldım, geri verdim. Satarken de hani zarar etmediğim aldığım paraya neredeyse geri verdim dedim. Anlattım ya sana Zeynep. Ne şey dedim miydi ya. O? Bilezik miydi? Bilezik ya. Değil miydi o? Yok be hayatım. Ben bileziği ona düğünde taktım. 5 tane 18 ayar dedim ya. Ya bak ben bunu doğum gününde almıştım. Kız bana bak. Bilezik yüzünden mi yoksa? Hay aklına bin yaşa ya. Kesin bilezik yüzünden yaptı da mı? Kesin 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 bilezik yüzünden yaptı Zeynep ya. Bilemeyeceğim. Ya Zeynep bir şey söyle. Bilemeyeceğim şu an. Şey yapamayacağım. Benim şu an biraz kafam karıştı da. Şey yapsak, uyusak, uyansak da sadece sakin konuşsak bunları. Tamam burada mı? Buraya getireyim ben. Tamam gideyim. Allah ya Zeynep çok sağ ol ya. Zeynep iyi düşün tamam mı? Bak düşün bana ne olursun bir formül ver. Geleceğim sana bağlı Zeynep. Zeynep hadi öptüm sen. Çıkırtı mı duydun ya? Çıkırtı mı geldi bir şey mi? Sağırsın da. Gerçekten sağırsın da artık. Kedi değil, sen kedi. Kulak. Kulak kıllarını mı kesmiyorsun da duymuyorum bu kadar? Anlamadım ki. Ya aşkım gitmiş galiba baba. Dedim ya gitmiş ya. Baksana. Allah Allah ya. Emin misin? Mutfağa falan baktın mı? Ha bak dur bakayım. Neydi bunun adı ya? Doktor! Doktor! Günaydın! Günaydın! Doktor! Günaydın! Aşkım anlamıyor musun? Gitmiş diyorum Elif sana. Baksana. Yatağını toplamış, çarşaf toplamış, battaniye katlamış, koymuş oraya adam. Hastası bastası vardı. Gitti herhalde demek ki. Yazıklar olsun. Vallahi yazıklar olsun. Nankörlük bu yapılan ama. Başka hiçbir şey değil. Bir not not bir şey bırakmamış mı ya? Kızım sen neyin peşindesin ya? Kurtulduk işte heriften. Sen bir şey mi yaptın, bir şey mi dedin? Yok, ben ne diyeceğim? Ben konuştum mu var? Sen konuştun, sen dinledin, sen anlattın. Hiç bırakmamış hiçbir şey. Aferin, değil mi? Ben anlattım, ben konuştum. Nankörlük ama bu. Bu kadar kıymet bilmemek olmaz. İnsan bir veda eder, bir hoşça kaldılar. Der. Ama ben zaten anlattıklarını sürekli cak 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 karısını anlatan bir adamdı zaten derimine. Karısı da bir kere haklı zaten bırakıp gitmekte. Geç bile kalmış. Tamam neyse bize ne? Allah Allah. Gitti herif kurtulduk. Bitti mesele. Kapandı. Hayır dışarı. Günaydın. Ah burada mısınız? Bakın size kahvaltılık bir şeyler aldım. Şimdi size harika bir kahvaltı hazır. Ah ya bir şey söyleyeceğim. Ben bu anahtarı buldum. Bu yedek değil mi? Tamam bu bende. Şimdi ben size harika bir kahvaltı... Ozan, Ozan bir pastırma aldım. Yemin ediyorum pastırma değil, lokum lokum. Parmaklarını yiyeceksin kardeş. Ben şimdi bunları hazırlayıp geliyorum, tamam? Hadi bakalım, hadi. İşte beklediğimiz misafir de geldi. Yedek anahtar dedi yalnız. Asıl pastırma lokum dedi kızım ya. Adamın günahını aldık vallahi dur ben yardım edeyim. 100 gram, 10 gram pastırma. Lokum mu dedik için, pastırma? 10 gram pastırma için dediğin yaptığın şeye bak ya. Ozan getir çayını tazeleyeyim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Krabinin içine vanilya mı koydun? Ağzımızın tadından o Zeynep'ciğim. Allah bozmasın. Ya bak şimdi ben bunu evde yapsam benim hanım gene bir sürü laf ederdi yani. Ya yani bir hiçbir şeyini beğenmezdi. Ama bak siz ne güzel afiyetle yiyorsunuz. Ya var ya ben buraya yerleşmekle ne iyi etmişim be. Pardon, yerleşmekle mi? Yerleşmek demiyorum. Geçici bir süre misafir olarak kalmak diyelim. Yerleşmek deyince. Ya böyle hafta sonuna denk gelmesi de çok güzel oldu ha. Şimdi hafta içi olsa bir de işe gidecektim. Bak ne güzel bugün bütün gün beraberiz. İstediğimizi yapalım. Buyurmaz, şey yapalım. Heh. Sen eşini artık şey yap. Ne yapmak lazım ona? Aramak lazım. Aramasının vakti geldi bence. Bak, yani ne? Böyle olmaz. Ayrı ayrı evlerde olur mu hiç ya eşler? Olmaz tabii. Ayrı ayrı evlerde olacaksa da ayrı ayrı evler olsun yani. Gidin ayrı ayrı evler tutun kendinize. Allah'ım yarabbim. Ayrı ayrı olmaz çünkü yani eşlerin arasında. Mesaj at. Mesaj atmak bile olmaz. Bence direkt aranması lazım. Ara. Hadi kalk ara. Evet, evet, hayatta aramam. Ara. O beni aramadan ben onu hayatta aramam. Ya aramasın. Tamam diyor. Ya aramasın. Ya aramasın.
gençler arasında küslük olur muymuş hiç ya? Olmaz. Gençler arasında küslük olmaz. Olmaz. Araya nifak sokmak olmaz. Ablacı olacaksınız. İyi günde kötü günde demediniz mi? Hemen ver arasın. Ara. Ara karın ara konuş. Çabuk hadi kahvaltı yedin. Aramam abi. Paydos hadi yallah hadi. Ara bir Özlemiş dışarı. Nerede telefon neresi? Telefonu getir geri de. Ben hemen getiriyorum dur. Özlese o arar tamam mı? Buldum. Ne iş yapmana gerek yok. Bak. Şu telefon seninki değil mi? Arayın lan kardeşim. Ya aramam. Hayır ne yapacağım ya? Ara lan! Ara. Bütün bunlar zaten insanın kendisinin dışında olan güçlerdir. Hı. Nedir bunlar? Karım. Yok. Hani böyle Feng Shui, Yin Yang. Bunlar denge. Dengeyi sağlayan. Nedir o denge? Karım. Hayır, şimdi sen aklından süzülen bazı şeyler var. Bir tarafın posasında kalıp o posasını bırakıp süzülen şey nedir o? Karım işte. Şimdi o süzülen şey senin doğal zaten var olan auran. Hı. Var olan auran. O posa ne o posa? Ne peki? Ne bileyim. Karın. Git bir yalvarayım o zaman. Ya posa diyorum hayatından çıkar diyorum kız. Tamam işte gideyim yalvarayım çıksın. Ay bu da bir tutturdur yalvarmaktır gidiyor ya. Bu da bir yalvarmaktır gidiyor. Sohbetinizi bölüyorum çok affedersiniz ama. Estağfurullah. Bir özel bir konuşma arası verebilir miyiz? Ne oldu? Özel hayatım, özel. Aa, ya ayrımız gayrımız mı var aşk olsun Ozan? Ben Zeynep Hanım'dan hiçbir şey saklamam. Burada anlatabilirsin, dinliyorum. Özel konuşmayı Zeynep Hanım'la yapacağım, Hulusi. Tamam işte, ben sizin aile pedagogunuzum. O yüzden burada olan biten her şeyden haberdar olmalıyım. Zira çocukların gelişimi... Başlayacağım şimdi aile pedagoguna filan. Ben tepetesini attırma arkadaşım. Geldin yapıştın koltuğa kalkmıyorsun ya, gitmiyorsun ya. Çöktün resmen ya, bir git ya hadi ya Allah Allah. Ozancığım. Ne? Ne diyorsun, 40 yılın başında bir pedagogum olmuş koluma takıp gezdireceğim yani. Tak kız tak, vallahi ben olsam ben de takar gezerim. Ya git diyor, bak şimdi takacağım sana bir tane. Git diyorum arkadaşım hadi yürü buradan Hulusi. Hadi. Hadi. Kız kovuyor mu beni? Evet, kovuyorum ya. Hadi. Tamam. Hadi. Ben gururumla gitmesini gayet iyi bilirim Ozan Bey, tamam mı? Hadi. Sen görürsün. Bak gidişim sessiz oluyor ama dönüşüm muhteşem olacak. Hadi. Kahvaltılar da gözüme dizine dursun, bak bastırma. Hadi canım, hadi. Görürsün sen. Ozan şu çileyi bitirseydik ya. Nedir benim bu çilem ya? Ben yardım ederim sana. Ver. İnşallah. Kız kahve bitti ya. Olur mu ya? Bırak biz de yapalım ya. Hayır, zaten tüm bunların sebebi insanın kendisinin dışındaki güçlerdir. Nedir onlar? Sen. Doğru, tamam ben. Evet. Ama şey olarak söylüyorum. Yani Feng Shui, Yin Yang, hani denge unsuru olarak nedir senin hayatındaki denge noktaları? Sen, Ömer, Melike. Evet, olur. Ama yani şimdi yani insanın... Yani bazı şeyleri böyle mantığından geçiriyor olması gerekiyor ya o süzgeçten. O süzgeçten geçirdiğinde o süzülen şey nedir o süzülen şey? Ailem. Ailen. Kesinlikle. Aslında evet tabii. Aile ama peki orada kalan bir posada bir şeyler kalıyor. Hayatına uzaklaştırman gereken, atman gereken şeyler nedir o posası? Bu pedagog. Kesinlikle. Attık kurtulduk. Evet. Bence çok tutarlı bir duruş sergiledik. Tebrik ediyorum. Ben seni tebrik ediyorum aşkım. Ay tabii ki biz zaten hep yapıyorduk ki bunu. Eski komşularımızla hep oyun gecelerimiz vardı bizim. Tabii ki. Ay çok güzel olur. Ama ne işimize olacak ya? Evde öyle oturuyoruz işte. Kresfiçolarımızı içiyorduk tam. Okumalarımızı yapacaktık. Öyle klasik monoton, bir monoton. Tabii ki. Ay bekliyoruz. Geliyorsunuz o zaman tamam kız? Bebito'cum. Görüşürüz, öpücük. Bibi tamam. Görüşürüz. Öpücük. Aptal. Öyle mi yaptım ben? Yine mi çay içiyorsun sen? Ulan ne var ya? Sana ne ya? Niye geliyorlarmış bunlar? Oyun oynamaya geliyorlar. Oyun. Hani öyle komşularımız da öyle. Oyun oynamaca. Yapmayalım ya. Ne güzel. Yani...
Aa, bir sosyallik olur, fena mı olur ya Allah aşkına? Komşuluk şey diye bir şey var yani, anneannemiz bu bizim. Doğru. Birbirimizi geleceğiz, gideceğiz. Tabii doğru söylüyorsun, oyunlar oynayacağız değil mi? Evet. Atla sen şöyle eline şöyle, aferin. Ortaya bir okey masası var. Bir de televizyon aç ya, kurban olayım. Hadi çabuk aç, ganyan kaçıyor ya. At yarışı oynayacağız, hadi. Ha, ha diyor. Kızım sen... El alemin aristokratlarını bizim geleneksel yuvamıza niye oyun oynamaya çağırıyorsun ya? Ha? Hiç kafan çalışmıyor mu senin ya? Saçmaladım. Saçmaladım. Bana kendine vur. Aptal, aptal mıyım ben? Ay bunlar ne oynarlar ne bileyim ben ya. Ya öyle senin birimde oturup hiç birik oynamayacaklar herhalde yani. Bunlar biriç miriç oynar kızım. Biriç. Yaşlı iş o da. Annem oynuyordu. Evet. Annen anca zengin işi bir kere bu. 60'ından sonra zengin olabildiği için anan 60'ından sonra yaşlı zamanda oynuyor. Aristokratlar oynar bunu. Yok. Ya internetten bakalım o zaman. Ne de oynarlar, ne yaparlar, ne yerler, ne içerler. O ne yerler, ne içerler onu biliyoruz. Ne oynarlar ya? Omar Şerif yaz. Google'a çıkar. Onlar nasıl oynanıyor? He? Omar Şerif bunun en aristokratıdır, en iyisidir. Biri sen için. Bana yardım et. Ben biliyorum kızım. Bana ne? Ben ne yardım edeceğim? Aptal biber mi bilmiyorum? Hmm. Ne öğrenmedin? Aristokrat değilsin o yüzden. Tekrar hoş geldiniz. Evet. Tekrar. Buyurun oturun. Ya da şey yapsak. Nasıl geçelim? Böyle oturun isterseniz. Ya fark etmez aslında. Ne? Yok o, şey yapalım, organize olalım diye dedim. İnsanlar nasıl rahat edecek? Söyle otursunlar. Tabii bırak, ki şey tabii yani. Ki biz... siz böyle isterseniz bu tarafa yani doğru geçelim. Geçelim oturun valla. Yani... Ya da siz o tarafa oturun, biz böyle bu tarafa oturun. Buyurun siz de böyle oturun, buyurun. Çok iyi oldu böyle. Otur, otur. Konsantrasyonu bozma beni. Başka bir şeyler düşünüyorum burada. Kıtır kıtır yemiş onu Allah aşkına. Süre doldu. Sumanda ne yazdı acaba sumanda? Çok tamam. Çok doldu. Benim bir tane boşum var. Boşum var neyse. Olsun tamam hadi. Hadi okuyoruz o zaman. Evet. Tamam hazır mıyız? Tamam hazırız. Ülke Japonya. Benimki de Japonya. Başka ülke mi var sevgilim? Tabii ki Japonya Allah Allah. Jamaika. Jordan var. Hadi Jordan o ne? Bu Jordan ne be? Aa, Ürdün'ün uluslararası ismi Jordan'dır. Bunu bilmiyor olamazsınız. Olamazsın herhalde. Ne diyorsun ya? Herhalde olamazsın. Benim aklıma gelmedi ya. Tabii ki canım. Ne? Sence 5 puan için kültürsüz şey mi düşeceksin? 5 puan için. Tamam peki. Jordan. Tamam o zaman. Biz aynı olduğumuz için 5'er puan. 5'er puan. Hı-hı. Siz 10 puan. Siz 5'er puan. Biz 10 puan. Aşkım evet. Süperiz. Hayvan Jaguar. Jaguar, benim de Jaguar. Aşkım başka hayvan mı var? Tabii ki Jaguar kızım ya. Jacana. Jacana ne ya? Tropik iklimde yaşayan bir su kuşu. Aynen. Ya bilmiyor musunuz? Aynen. Biliyoruz. Ya. Biliyoruz. Sende ne var? Jaco. Ne diye sorma, sakın sorma. Ne diye sorma, Jaco. Jaco, biliyorsun. Hı-hı. Gri papağan türü. Batalı. Jaco. Söyledim zaten, gri papağan türü. Söyledim zaten, Jaco gri evet. Papağan türü, evet. Söyledim aynı şekilde, tekrar mı papağan gibi? Gri papağan türü, evet. Hı-hı. Tamam, 5'er puan siz. Süper. Nedir? 10'ar puan siz. 10'ar puan, yine sizin 5'er puan. Evet. 5'er puan. Evet. Bende isim yok, boş. Nasıl yok? Jaba. Jaba. Jaba tabii, bak bir şey söyleyeceğim. Jaba'ya itiraz istemem, Jaba var. Jaba. Biz sizin öyle abuk sabuk yok, Jaco'ydu, Jacano'ydu, yok Jordan'da onları kabul ediyoruz. Aa. Bak Japon'a hakikaten itiraz etmem, olay çıkartırım ya. Arkadaşlar Zeynep bizim çocuğumuzun bayram adını Jaba koyacaktı. Çok zor diye söylemesi bir son anda vazgeçti. Oysa çok güzel isimdi, çok da sevmiştik yani. Koyuyorduk az kalsın. Tabii evet, canım. Ozan'cığım yani. Ben bir şey demedim ki. Benim dayımın ilk çocuğunun adıdır Jaba. Yani ondan şaşırdım canım. Aynen. Pek bilinen bir isim değil. Aynen. Tabii canım. Tabii. Jaba. Tamam evet. O zaman siz yine 10'ar puan. Siz 10'ar puan mı? Evet, siz 5'er puan. Siz, sen ne söyledin? Benim Jülide. Zaten. Benim Jale. Jaco'yu bulan da. İsim Jale. Evet, tahmin ettiğimiz üzere. Yani, Jülide. Yine. Evet, onu. Hayır, hayır. Biz bir şey ben bildim ama sen bilemediğin için 0'ız. Ne? İyi be, iyi bir şey mi dedik? Tamam, 0. 0 puanız. Başlıyorum, tamam. 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 Evet. Tamam. Tamam, hadi. Top bence top. Sence? Top değil. Meridyenleri var. Dünya. Dünya bu. Top. Dünya değil. Ne biçim dünya o? Öyle dünya mı çizilir? Dünya çizmeyi bilmiyorsun. Yok. Bilmiyor.
Meridyenleri var. Tamam işte meridyen. Of Zeynep. Allah Allah. Yarım ay. Yarım ay. Hilal. Ay. Dünyadan ayı seyrediyorsun. Allah'ım ya. Dolunay dolunay değil o. Dolunay mı? Ya bir... Ne taraftan görüş? Güneş sistemi. Ne? Sistem... Biz güneş sisteminin içinde. Kızım kafan iyi mi senin ya? Allah Allah. İyi, iyi, iyi. Süre doldu. Ha? Süre doldu. Ne bu? Ne sordunuz şimdi? Ne bu? Mantar sote. Evet. Mantar sote. Ben biliyorum zaten mantar sote olduğunu ama... Yani şimdi yetişkiniz diye bu kadar basit sormazsınız diye demedim. Yani. Evet, bu kadar basit sormadılar. Bu kadar basit sormadılar. Sen de söyle. Bu kadar basit anlayamadın sonuçta. Ne bakıyorsun öyle sormadı dedin diyor. Bilirsen söyle mantar sote diye. Ya yanına bir domates şey yapsaydın, domates olsaydı mantar sote olduğunu ben onu... İşte bilirdim, soğan, domates yok. Soğan, domates. Mantar sote ya. Burada domates... Domatessiz bence mantar sote olmaz sizce. Doğru. Doğru olmaz. Evet. Belki burada... tek bir ağaç vardır. Ben yalnız ağaçları çok severim. Sanat geçmiş olunca tabii ki Bobroz'u da burada anmadan edemiyoruz. Ha tabii. Rahmetli. Allah rahmet eylesin. Buyurun. Ney bu? Süre doldu. Tam buluyordum ya. Oldu bulamazsın. Ozancığım. Ozan nasıl bulamazsın ama bunu? İşte bazen böyle insanın basireti kapanıyor, hayatım bağlanıyor işte. Ne bileyim bulamadım. Ne bu? Bu ne? Adam. Adam. Adam mı? Aa, çöp adam o. İlkokul çocuğu bile daha güzel adam çizer. Nerede kızla o sürece yaptık herhalde yani. Bunun adam olduğu sonuç olarak belli, kaç gözü yapsan da adam diyecek mi? Evet. Ne bu? Bu ne? Ne o? Ağaç. Ağaç, ağaç. Evet, ağaçlar fazla olunca ne olur? Mangal. Orman. Olmaz mı? Orman adam sana neyi çağrıştırıyor? O zaman orman adam çocuk, neyi çağrıştırıyor sana? Piknik. Dreles, ne? Şey, ormancı Ozan, ormancı. İyi eğlendi o zaman. Evet. Ormancı. Hı hı. Bana çöp adam çiziyor diyene bak. Kendi benimkinden daha çöp adam. Aşkım yap. Ay. Cinali. Cinali. Aşkım işte bu. Cinali böyle çizilir. Bu yüzden çöp adam çizdim ben bu arada. Cinali mi sordun? Ondan mı? Evet, zor olur diye düşünmüştüm. Çok iyi düşünmüşüm. Bravo. Asıl sana bravo. Güneşin doğuşu, doğudan yükselen güneş, Japonya. Bu aşkım bu ya, nasıl da bildin sen hemen? Sen böyle ya çizdikten sonra nasıl bilmem ya? Çek bakayım şöyle, nereye? Ama bu ne bu? Kopya mı çekti? Aa. Kopya çekti. Aa. Kopya çekti. Bu zırt diye bu kadarcık kısa bir sürede böyle bir şey çizemez. Nereye baktın da çizdi? Ya. Benim sevgilim, Akademi der Bilderner Künste Viyen mezunudur. Öst, o ne, ya. o ne be? Viyana Sanat Akademisi. Üçüncülükle bitirdim. Maşallah, maşallah, maşallah. Birinci ve ikinci kadar başarılı değil demek ki yani. Sonuçta üçüncü yani. Ha. Sen sen. Ama bak çiziyor taş gibi. Çiziyor işte. Üçüncülük şeysi. Ben. Tamam ya. Vay aşağıya sen. Finder Fasen Alef. Finder... Was? Was? Ben mi? Üniversite ne? Akademi der Bilden'den Künste Viyen. Künste Viyen. Halın kızı orada şeydi benim hocaydı. Kolay bu. Zor gibi görünen kolaylardan biz yılların uyumuyla bunu çok iyi şey yaparız. Gayet basit. Başladım. İki kelime. Yerli. Birinci anlatıyorsun. Bir şeyler var. Ne bu? Böyle bir yer var. Kalabalık. 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 Olaylar var.
olaylar var. Olaylar kol kola girdi, yürüyüş yapıyor insanlar. Gez. Ne olay? Ne o? Aa, maymunlar cehennemde. Maymunlar cehennemde kaçır, maymunlar cehennemde kaçır. Maymun. Ne böyle şöyle deve, develer var böyle şey mi? Omar Şerif'in içini falan mı acaba? Hayır. Anlamadım. Ne bu? Ne bu böyle? Ne yapıyorsun? Korkalım. Kuvvet faktansı bak. Kazlarla falan hayvanlarla alakalı bir şey mi? Ne yapıyorsun? Neredesin sen? Ne? Onu, ikinci kelime atıyorsun. Tamam. Evet, gene saçma sapan bir yer. Böyle bir kapıyı açtın, girdim. Bir böyle, ay sen ben, insanlara böyle, beni görün, beni tanıyın dedim. Ben kimim? Sen ünlü biri misin? Jennifer Lopez'in bir filmi. Yok, ama yerli mi Jennifer Lopez'in hiç oynamadı. Çünkü çocuğum var. Hamilesin sen, hamile. Süre doldu. Gebe, hastane. Doldu, doldu. Süre doldu. 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 Allah Allah. Hocam hamilesin diyorsun ya. Çevirdin sayfaları. Hı hı. Ne bu? Nasıl bilemezsin? Ama bunu nasıl bilemezsin? Ay, ne bu? Anlamadım ki ne bu? Hababam sınıfı. Ne? Hababam sınıfı böyle mi anlatılır aşkım? Nasıl Allah'ın sever sen ya. Affedersin, nasıl anlatılır? Ya ne insan, ne bileyim bir... Şöyle bir hoca hareket, şöyle hoca... Ne yaptım? Böyle yaptım zaten. Böyle yaptım. Ya kız... Ya kızım en basit şöyle şu la 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 o dansı yapsaydın yaptım onu... zaten onu yaptım üst, zaten. Onu yaptın üstüne bir de Adile Naşet yapsaydın ben işte. Böyle yapıyorum öyle gülüyorum. Maymunlar şey istiyorsun bana. Böyle yapıyorum. Anla ya anlamadığını da anlamıyorsun. Problemin o. Sen de anlatamıyorsun. Anlamadığını anlatamıyorsun sen de. Anlamadığımı mı anlatamıyorum? Üf, saçma sapan konuşuyorsun. Huyum bu zaten. Huyum bu. Her zaman sen huyum ne? Bana diyene bak. Buyurun. Saçma sapan şeyleri anlatıyorsun. Saçma sapan yerlerden. Saçma sapan şeyleri anlatmıyorum. Allah'ın sıkılır. Bırak Allah'ın seversen. Şimdi et yanımda. Bayağı uyumluymuşsunuz siz ya. Tamam. Bunu hayatta anlatamayacaksın. Hayatta bilemeyecek artık. Hayatta bilemezler. Bir kelime. Yerli. Beynelme. Oha. Aşkım. Yavaş. Yavaş. Nasıl oldu ya? Aman... Ama öyle olmaz öyle. Bir şey oldu. Aa, yok saylanmaz. Aa, o saylanmaz, sayılmaz, sayılmaz. Bir şey daha göstereceğim. Nasıl? Hayır. Olmaz, saylanmaz. Tamam. Bir şey daha soruyorum. Evet. Bir şey söyleyeyim, bunu hayatta bilemeyecekler. Ben sana söyleyeyim. Hayatta bilemem. Aşkım. Evet. Hı. Kelime. Yerli. Balans ve manevra. Aşkım. İşte nasıl bu. Balans ve manevra bu ya? Nasıl balans? Nasıl ya? Bir dakika. Balans ve manevra mı? Sen balans ve manevra mı sordun? Evet. Olmaz kızım. Yanlış sormuş. Yok yok. Onu sormayacaktık. Yanlış sormuş. O değil. Tamam olsun. Bir dakika pardon. Bu kart şey olduğu için. Bu olur. Tamam. Tamam. Göster, tamam. Göster, göster. Bunu soracağız. Bir dakika tamam. Abi sen. Evet. Tamam. Evet. Alıyorum. Girme de be. Tamam, hadi. Tamam, hadi. Hadi. Hadi aşkım. Seni anlatmamayacaklar. Hadi. Bunu söz hadi. Hadi tamam. Başla. Beş kelime. Tesadüfi bir kronolojinin 71 parçası. Aşkım benim ya. Yani işte. Aşkım benim. Çak. Çak. İşte bu. İşte bu. Oha arkadaşlar. Sen bu kadar kelimeyi nasıl anlattın? Nasıl oldu tesadüf bilmem ne? Ben söyleyemiyorum bile ben ya. Nasıl anlattınız ya? Hepsini anlatmadık ki canım. Tesadüfi kronolojiyi anlatınca anladım. Ha, ya. Tamam. Evet tamam. Hı. Ben de diyorum nasıl. O zaman olur. Olur. Sinir bastı. Sinir. Tamam, eğleneceğiz, oynayacağız, unutacağız sevgilim. Yani ne sinir bastı? Sen unutursun. Işte. Sen unutursun da o der yakarsın. Unutmaz. Deniz. Deniz. Kız olan Deniz değil miydi ya? Deniz. Bir dakika. Derya. Ulan. Bana bak, ben sabahtan beri Deniz diyorum. Yanlış mı söylüyorum yoksa ya? Hayır ya, bir dakika. Erkek olan Derya, Deniz. Aman. Yok be, Allah yok. Aşkına. Deniz ya. Deniz ya. Kız olan Deniz, sen. Öbürü Derya. Saçma sapan isimler. Unisex isimler. Derya Deniz. Adam akıllı isimler koyun ya çocuklarınıza. Ne bu böyle? Görmeden Deniz mi Derya mı kız mı kadın mı erkek mi belli değil. Ne oldu? Pisler. Pislermişler ama bayağı eğlendik ha. Sen eğlendin Ozan'cığım. Ben eğlenmiyorum. Ben bugün vallahi bir oyun kazanmazsam gözüme uyku girmez sana söyleyeyim. İyi o zaman Ömer'le benim iki gece sen bakarsın güzel. Onu mu diyorum ben? Hı. Oyun kazanmam lazım. Kızım. İtiraz mütaz ediyorsun ama oyun kazanmak istiyorsan tek şansın var. Ben sana söyleyeyim. Ne o? Tavla tabii ki. Tavla mı? Ne? A plus bir insanım ben. Kocamın şirketi var. Güzel güzel pastanem var falan filan. Tavla mı oynayacağım? Yavrum. Bu aristokratları yenmek istiyorsan başka şansın yok. Tavla.
Anladın mı? Tavla oynarsak kazanırız. Bunlar nereden bilecek tavla oynamayı? Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum tabii ki. Ya kazanamazsak? Kazanırız. Kazanamazsak... ...yedi kiremit ya da kukalı saklanmaç falan gibi bir şey. Kızım, bak biz öyle... Neymiş o bilmem ne ülkesinin Belçika'nın nereydi de bilmem ne Bulgar Akademisi'ne gitmedik ama biz bugüne bugün sokak akademisine gittik. Sokak çocuğuz biz. Yer mi o? Tavloda ben getir zarları sana birkaç numara göstereyim. Hadi o zaman. Yalnız böyle parmakla... sokak çocuğu dediğine ne diyorum ben böyle kalkacak arkaya gideyim. Vav vav vav. Şunu da şöyle ikinci. Bunu da içeri girerim ben. Aşkım benim. Aşkım güzel bir şey at hadi. Hadi aşkısı güzel bir şey at hadi. Güzel bir şey at. At bakayım. Atıyorum. Hadi. Hadi. Ay canım benim. Kibir ya. Kibir tabii. Kibir, kibir. Sen bu zarlarla ancak mehter takımında oynarsın. İki ileri bir geri. Ne oldu? Giremediniz yine. Şans işte. Şans değil bu. Bilek bu. Bilek. Bilek bu. Bu da bilek. Bu da bilek. Ne sandın? Dedenin bastonu mu? Tabii çok sallamayalım. Sanacak bir tane. Bilek bu. Prosa sapı değil mi? Bilek bu. Bilek hadi, bu. Hadi. Geliyor aşkım. Hadi bakalım. Yolla bakalım. Haydi bilek. Düşeş. İki kardeşim. Iki. Düşeş. Çaylar beleş. Ben de toplamaya başladım. Neler oluyor? Neler oluyor? Al bakayım canımın için şöyle bak. Oy kardeşim benim. Babacığım bir karış oldu. Altı kapıya girer burası tamamdır. Haydi bakalım beleşe çaylar. Aşkım sen toplamaya başlamışsın. Toplamaya başladım. Dışarı çaylar, çaylar beleş diyorum. İstemiyordum ha. Hayır çaylar değil o kahvede olur. Burada çaylar bizden. Ya valla bunca yıllık pastaneciyim. Yemin ederim böyle üzümlü kekler görmedim. Keklerim benim be. Evet. Hadi atıyorum. Hadi, hadi. Atıyorum, atıyorum. Ne geldi? Beş iki mi? Beş iki. Beş iki geldi. Geldi valla. İçeri giremiyorum ya. Giremiyorum. Nereye gitti? Kapalı iki. Zaten kapıları. Dur almışım zaten önce. Beş iki Ömer'in. Azı diş. Ya Zeynep. Ya Zeynep. Zeynep. Evet devam mı tamam mı? Ne diyorsunuz? Tamam oğlum oynayalım devam et. Tamam. Bir düşeş daha geldi. Valla ne alem benim var ya. Tamam iki. Oynayacağız mı daha ya? Ha, oynayacağız mı? Yani yok. Yani yeterli yani nasıl diyeyim? Bu tarafa mı gidiyordum? Ne yapıyordum? Hadi at açık ver. Ne tarafa gittiğini daha iyi bilmiyorum. Allah Allah şaştı bunu. Allah aşkına. Hani o da çıkamadım hadi, içinden. Bakayım. Ben gidemedim. Ne tarafa gidiyorum? Bunları böyle hepsini buraya almaya çalışıyorum. Bak bak bir şey söyleyeceğim. Hakikaten attı. Bak 2-1 biz gene 2-1 yani. Sen bir şey para ver. Oyun bitti sayılır zaten. Yani bir puan bile alsanız yetiyor size. Tamam, tamam. Ya yenilgi kabul ediyorsunuz yani. Evet ediyoruz. Yani zorlamaya gerek yok canım. Yok canım. Deniz hadi geç oldu zaten. Biz aynen aşkım kalkalım biz gidelim. Aa nereye ya? Aynen. Olur böyle şey ya? Ben biraz ötüyorum. Ya vallahi çok güzel akşamdı. Otun altı mı sökülmüş ya? Bir şey olmuş. Ne? Otun adamı bakın. Öğren de gel vururuk. Bilmezsin bu numaraları yavrum. Hoşça kalın hadi. Hadi hadi canım hadi. Hadi. Saliha! Yola yol göster arkadaşlara. Kapıyı göster. Hadi bakalım. Alırız biz bunu. Öğrenmeyeceğimiz şey mi? Kavlayı çok mu avamlaştık? Basit ya. Bayağı kahveye bağladık ya. Olmaz öyle. Olmaz öyle bir kapıdan geçirelim. Koş. Deryacığım, Bebito. Ben de geçeceğim. Sevmiyor ki dümdür zaten. Aşkım benim. Şuradaki biraz şöyle. Saçım. Ne? Saçım kollarını çeker misin? Kollar aşkım. Gel işte kocanın şefkatli, güçlü kollarına gelsene bir tanem. Öyle olmasa da herkes böyle kendi alanında şey yapsa. Böyle güzel rahat rahat uysak olmaz mı? Çok kısa olur bence öyle. Şşşt ne var? Yani anlamadım bilmediğim bir trip falan mı yapıyorsun? Çünkü bazen yapıyorsun onu anlamayınca daha çok kızıyorsun çünkü. Öyle bir şey mi? Bir şey o mi bozuldu? O kadar karmaşık bir şey değil ya. Hı? Çok basit aslında da yapmıyorsun işte. Çok basit aslında da yapmıyorsun işte. Elin kolunu çok kaldırmıyorsun. Nerede karnına karnına konuşuyorsun sen sevgilim? Nedir? Neyi yapmıyormuşum ben? Söyle bakayım. Ben yapmıyorum. Yapmıyorsun banyo. Kokuyorsun yani. Pis pis kokuyorsun. Hadi oradan. Saçmalama. Benim terim hayatta kokmaz bir kere. Hadi. Terin kokmaz mı? Hayatta kokmaz. Terine kokmaz diyorsan o terin kokmadığından değil, burnunun koku almadığındandır Ozan'cığım. Ay kokuyor bir de ya. Kokuyor mu şimdi? Bak, kokuyor. Kokuyor tabii ki. Az öteye git lütfen. Bir de kokluyorsun ya.
Kızım bak ben Adanalıyım tamam mı? Ben yazın ortasında bile terlemiyorum. Nereden çıktı bu kışın ortasında? Yok pissin, yok kokuyor musun, yok. Dur be, hadi, hadi. İşte, sabah da söyledim sana. Duş almıyorsun. Tamam aşkım, unutmuşuz. Sabah alırız duş bir kere. Unutmuşuz. Ama her gün aynı şeyi söylüyorsun. Dün de aynı şeyi söyledin. Dün gece de aynı şeyi söyledin. Ne olur yani, niye bu kadar inat ediyorsun? Niye duş almıyorsun? Ben senin yerinde olsam her gün zaten sabah kalkma duşumu alırım. Kısacık saçların yıka çık. Ben senin yerinde olsam kocama atmadan önce kendime bir bakarım. Senin saçların da kısacık. Gören de her gün yıkanıyor sanır ha. Sanır. Korkmuyorum çünkü ben. Senin gibi pis pis koksam her gün 3 defa yıkanırım. Ben senin yerinde olsam o laflarıma biraz dikkat ederim. Çünkü öyle kocanın suratına suratına pissin pissin hiç hoş olmuyor yani. Ben senin yerinde olsam bu zamana kadar çoktan banyoya girmiştim çıkmıştım bile vallahi söyleyeyim. Bak yemin ediyorum inat ederim yarın da girmem o banyoya tamam mı? Ben senin yerinde olsam bu konuyu kapatırım. Ben senin yerinde olsam Ozan'cığım hiç inat etmem. Çünkü ben bir inat edersem dönerim popomu uyurum. Temiz de olsam pis de olsam yüzümü göremezsin söyleyeyim yani. Ben senin yerinde olsam asıl benim yerime geçmek için hiç de bu kadar heves etmezdim. Çünkü dırdırını çekmek hiç de öyle kolay değil canım. Ben senin yerinde olsam yatağa kalkar dua ederdim böyle bir karım var diye. Ben senin yerinde olsam bu kavgaya artık susar bir son verirdim. Çünkü bıraksam sabah kadar dövüşeceksin yani. Pis. Ben senin yerinde olsam gider salonda yatarım rahat rahat. Ya. Ay. Günaydın sevgilim balım. Günaydın aşkım. Günaydın. Duşa gir. Duşa gir hemen kalkar kalkmaz. Duştan kaçış yok yani. İyi tamam ben giriyorum. O zaman sen de şöyle kavurmalı bir yumurta yap bize. Oldu. Çok güzel. Maşallah yani. Ha kendi koktuğun yetmiyor bir de bütün evi kokutalım öyle mi? Kavurmalı yumurtaymış. Ne güzel ya. Ya insan yataktan kalkmadan yemeği mi düşünür ya? Pes yani ya pes. Böyle bir biraz biyiklerim, bebişlerim uyanmış onları biraz yiyeyim. Ondan sonra senin ne yiyeceğini düşünürüz güzelim. Tamam ay mı? Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Hadi çabuk duş al hadi hadi hadi. Tamam hadi, ya hadi. Gündüz hadi. Duş, ay, gece duş. Allah. Hamam işleyecek sanki ağzını satayım. Pandiz bayyam bedava kalkmış. Bedava sanki su bedava. Pandiz bayyam kalkmış. Kurabiyem kalkmış, benim kurabiyem kalkmış, kurabiyem de kalkmış. Gel bakayım, gel bakayım. Oğlum. Kurabiyem benim. Canım kurabiyeleri tamam oldu. Kurabiyeyle karnın doymadı, güzel bir kahvaltı hazırla bize. Hadi canım hadi, hadi canım hadi duşa gir. Hadi, hadi ver bebişimi. Ver şöyle çevir. Duş yok ya ver. Her dakika. Oy pandit bayağı benim. Bedava su. Kurabiyem benim. Bedava sanki. O pandit bayağı uyanmış, kurabiye uyanmış. Evet, evet. Aslında ne düşünüyorum biliyor musun? Ya biz... Bak bunu kahvaltı hazırlarken aklıma geldi. Yani biz bence geçen gün hani... Yani acele ettik bence. Hata yaptık o yüzden o konuyla ilgili. Yani eğer böyle biraz daha düşünebilseydik çok daha... doğru bir karar verebilirdik. Tabii düşünmüyoruz neden böyle yapıyoruz. Çünkü o an elimize ne geçiyorsa o anın o anı değerlendirmeye çalışıyoruz. Oysa yani hani fırsat bu fırsat deyip bunu şimdi elimize geçti. Bunu şimdi değerlendirelim, şimdi yapalım. Yapmazsak kaçtı gider gibi. Oysa çok büyük hata ediyoruz. Can hata etmem. Biraz sabırlı olsak, biraz mantıklı düşünsek çok daha doğru kararlar verebiliriz. Çok daha yol alabiliriz yani bu konuyla ilgili. Anlatabildim mi? Evet, zamanımızdan çok kararlar verebiliriz. Evet. Yani bunun üzerine gitmemiz lazım. Bence bu hani bir şeyleri aslında o değil de bak aklıma ne geldi biliyor musun? Evet. Biz şeyi nasıl halledeceğiz onu çok merak ediyorum ben. Yani hani ne bileyim aslında kafama takılan konu ne biliyor musun? Onu da hallederiz de o da mesele değil de şeyi söyleyeceğim. Ya yani şimdi yarın bir gün bizim çocuklar bizi gördü diyelim mesela geçti kartımıza aynısını yaptıkları zaman ne cevap vereceğiz ben? Onu ne söyleyeceğiz çocuklara? Bir söyle bakalım bana ne söyleyeceğiz? Ne söyleyebilirsin çünkü çocuğun geçmiş karşısına diyor ki hani ne söyledikten sonra abandım. Ne söyledikten sonra kulak konuşuyorsun, konuyu ama olur mu canım? Yani resmen. Ya sen çayını, aynı çayları dolduruyor mesela. Ne çabuk bitirsin sen çayını ya, Allah'ını seversen. Ben de bunu demiyorum. Çünkü ben burada tamam. Konuşuyorsun, çay, basıyor konuşuyorsun. Ben de yürüyorum, içine beslemiyorum.
Öyle. Ağzında lokma varken konuşup durma yani. Bir de şapırdatma lütfen. Gıcık oluyorum sana. Biliyorsun bunları. Ya beni... Bir şey söyleyeyim. Bunları resmen beni gıcık etmek için yaptığını düşünüyorum. Biliyor musun? Kırın mı? Dürün mü yap? Dürün mü? Ne yapacağım? Anlamadım ki. Yok. Ne yapayım? Ne yapayım? İki saat konuşalım. Daha konuya girmedin ya. Anlatırma bir saattir daha. Ne yapayım ya? Allah'ı seversen. Dur bakalım. Ne olsun? Güne yeni başladım. Ne? Güne yeni başladım. Ya yapma şunu, çofurdan çofurdan da konuşma. Ya yeme şu an, yanama elini masada Allah'ını seversen ne kadar. Resmen gıcık ediyorsun beni ya. Delirttin beni yani ya. Aa, adam gibi kahvaltı et de bir kere de dikkat edelim yani, hoş değil. Of, amma yedik be. Hayret, hiç huyun değildir oysa ki. Oysaki mi? Biz sizin gibi böyle kibarlık olsun diye doymadan kalkmıyoruz ki sofradan. Normal insanlar o kadarla doyuyor işte. Ne oldu? Senin neyin var? Böyle bir laf sokası, bir gıcıklığı mı var bana? Yaptığının farkında değilsin değil mi? Ne yaptım? Zaten o karnını doyururken ne yaptın ne söylediğinin farkındasın Zeynep Hanım. Aç olunca gözüm dönüyor biliyorsun. Gül biraz. Hadi gül biraz ya. Ay ne olur o güzel dişlerini göster bana. Hani yapıyordun ya böyle. Hadi gül. Gül hadi gül. Vallahi gül. Gül hadi gül. Tamam. Bink bink. Bink bink. Tamam. Gül yüzünü göster bana. Öyle içten içten mi? Gözlerin içi gülsün. Göster mi gözlerin içi? Tamam. Gözlerin içi. Tamam hadi iyi. Tamam. Tamam kahvem dökülsün. Tamam hadi. Dökülsün. Tamam hadi. Dökülsün. Aşkım. Ne yapalım bugün bebeğim? Bir tane. Hı? Ne yapalım bebeğim? Bir şey mi yapmamız lazım? Bir şeyler yapalım hayatım. Dışarı çıkalım şöyle biraz. Hava çok güzel. Ha? Hava alalım, birileriyle buluşalım, biraz gezelim, tozalım. Alalım çocuklarımızı, parka, bahçeye gidelim. Biraz hava alalım ha, ne dersin aşkım? Çocukla dışarı mı çıkartacağız bir? Güzelim ya. Ay. E, o güzel. Siyah zeytinim benim, olur mu öyle? E, sıcak sıcak oturalım evimizde. Zaten maç var, ben maç izleyeceğim. Hiç böyle gidemem, ben maç izleyeceğim. Ya Zeyno ne maçı ya? Ne maçı Allah'ın seversen ya? Oo, o maç dediğin şey bitmek bilmiyor ki ya. Önce maçın, geçen haftaki maçın özeti, ondan sonra takımların tanıtımı. Maçı kendisi 90 dakika zaten. Ondan sonra maç bitiyor, üstüne o gol pozisyonlarını tekrar tekrar veriyorlar. Hemen bir maç yorumları başlıyor. Allah'ım maç bitmek de bilmiyor. Maçta maç, maçta maç ya. Ya vallahi olmaz ya Zeyno. Benim de Instagram'ım var, benim de Twitter'ım var kardeşim. Ben de çıkacağım, hava alacağım, gezeceğim, dolaşacağım. Bir yerlerden, farklı farklı yerlerden yer bildirimi yapacağım yani. Ben ne paylaşacağım insanlara? Ne paylaşacağım ben insanlarla böyle evde otur otur ya? Ekmeğini paylaş. Derdini, tasını paylaş. Öküz. Öküz mü? Hayır tamam da ben orada sesimi çıkarmamışım. Susmuşum yani. Sen kim oluyorsun da konuşuyorsun? Terbiyesiz dangalak. E, o konuda konuşması gereken biri varsa kim? O da benim. Benim konuşmam lazım. Yani ben efendilik yapıyorum, susuyorum. Paspal paspal giyinmiş salak. Gelmiş oraya o iğrenç pantolon, iğrenç ayakkabılar. Bu kadar zevksiz bir adam olur. Bir insan bu kadar zevksiz olur yani. Gelmiş orada kepaze, rezillik yani yaptı. Yani konuşuyor abim, çok konuşuyor gerçekten. Çağırmayalım bir daha ya. Ne gerek var ya? Aman. Tamam. Tamam kanki Lotto, görüşürüz. Araşırız. Tamam anlayalım bir daha aramızda. Tamam boşver, hiç üzerinde durduğumuza değmez. Tamam görüşürüz. Hadi bay bay. Bay bay kanki Lotto. Ne anlıyorsunuz bu kadar dedikodu yapmaktan? Vallahi aklım ya. Ne demek bu be? Dedikodu falan yapmıyoruz bir kere. Abdurrezzak'ın rezilini, kepazeliğini konuşuyoruz yani aramızda. Deniz benim en yakın arkadaşlarımdan biri. Yani bu konuyu onunla konuşmayacağım da kiminle konuşacağım yani. Yani biz dedikoducu falan değiliz. Sen, tamam mı hanımefendi? Deniz ne yapıyormuş? Ama ne yapsın Deniz'de? Yine Derya ile atılışmışlar mı nedir? Canı sıkkındı yani. Bu olan da biraz böyle bad bir modu var. Böyle hep böyle bir düşük bir enerjisi var. Yani sürekli bir şeyi kafaya taktı mı yani o kötü enerji yaymaya başlıyor, benim üzerime çöküyor, nefes alamıyorum, daralıyorum yani ya. Olacak işte ya. Bir şeylerden mutlu olur bir insanda kardeşim ya. Bu kadar çevrem var, ortamım var, her şeyim var yani. Derya ne yapmış biliyor musun şeyle de... Deniz,
Ama hayatım burada en heyecanlı yerinde sana bir şey anlatıyorum bir tane. Niye beni dinlemiyorsun ya? Çok keyifli bir şey anlatıyorum sana. Zeynep. Aman be. Abdurrezzak, ne haber oğlum ya? Hayattaki tek dostum, tek arkadaşım benim. Ne haber koçum? Nasıl gidiyor? İyi. Ha konuştum Deniz'le, konuştum merak etme. Ama Derya haşlamış oğlum seninkini. Pısırık, kılıbık, iğrenç bir çocuk, haklısın. Kötü enerjisi var. Bence Deniz'i bir daha çağırmayalım. Ama ne gerek var ya? Ne ihtiyacımız var Deniz'e ya? Koçum benim, tamam. Araşırız kanki Lotto. Kendine iyi bak. Tamam, okeydir. Hadi bay bay. Ama gerizekalı be. Ulan Zeynep'ciğim yani bin defa söylüyorum ya. Şunun altına bir mendil koy bari. Bunu böyle koltuğa koyma, öküz gibi de burnunu karıştırma. Yani yem yaptın, yem resmen yani. At da hayvanı, civcivler falan biraz beslensin bari. Maşallah, ne burun varmış sende arkadaş. Bir saattir karıştır karıştır. Ne arıyorsan içeride acaba? Bismillah yarabbim. Ne arıyorsun da bulamadın? Söyle, ben bakayım istersen biraz da. Hiç aramıyorum ya. Bu da senin gözün benim değil ki. Beni iyice şaşırttın ya. Sabahtan beri mahvettin beni Zeynep ya. Nerede? Ha? Oh! Mahir geldi sonra. Ah, geldi açar, arkadaş. Ben açarım. Geldi. Mahir'im geldi. Ah, hoş. Ne haber? Hoş. Gel, hoş geldin. Bu ne eksiklik ya? Hoş. Vallahi çok şık olmuşsun ha. Ay, ay cehennemin esferinde oturuyorsunuz. Gel, gel. Yürü 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 canım çıktı. İçim şişti. Vallahi geberdim yorgunluktan. Evet, biraz uzakta oturuyoruz. Kusura bakma ama iyi oldu geldin. Çok sevindim vallahi. Evet. Hadi gel otur biraz soluklan. Oturmayalım. Gel. Hemen oturmayalım. Önce bir evi gezeyim. Evi gezeyim içimde kalır. Gezelim bak bir şey söyleyeyim sana. Her tarafı pırıl pırıl temizledim. Tertemiz yaptım. Kendi maşallah. Ellerimi çitledim. Maşallah. Sana hemen çocukların bebeklerin odasını göstereceğim. Hadi. Bir dolap aldık görmen lazım. Hadi. Yukarı mı? Yukarı yukarı yukarı. Mister gibi çamaşır suları kokuyor vallahi. Mister gibi böyle. Hani bunun da bu suratsızlığı. Hoş geldin Mahir. Öküz geldim. Ya öküz sabahtan beri dana gibi oturuyor orada bildiğin gibi değil. Hayır o da yengeç burcu ben de yengeç burcum sonuçta. Duygusal insanlarız biliyorsun yani. Aman hamlem bırak. Bırak takma kafanı. Bırak kör şeytanlarından bulsunlar ya. Ama ben dedim. Ben dedim ben. Herkese söyledim arkadaşım. Herkes. Belki de söyledim. Kör şeytanından bulacak dedim ama bak göreceksin oh, bunu. Ağzına sağlık. Ne güzel demişsin. Ne güzel demişsin. Sen rahat ol. Senin sıkılacağın bir şey yok. Ay sen kimsin ya? Sen kimsin ya? Sen hangi nosyonla, hangi vasıfla, neyine güveniyorsun da bana bunları söylüyorsun? Sen gücünle çıksana. Sen gülümün ne? Çık bakayım benim karşıma. Çık bakayım benim karşıma. Doğru, doğru. Çık bakayım benim yüzüme söyleyebiliyor musun sen bunları? Çık bakalım bir göreyim aman ben seni. Bırak Ozan, bırak kötüler kötülük bulsun ya. Bulurlar zaten. Kötüler kendi kötülüklerine de kötülsünler. Ben sana yemin ediyorum, kesinlikle boğulsun. Ağzımda bal damlı. Doğru söyledim ama boğulsun. Ben sana yemin ediyorum, ben evlendikten sonra... Bak evlendikten sonraki böyle yola girmiş bir adam olarak... Kızım şapırdatma şunu, altına bir tabak al. Ya nereye damlatıyorsun ya Allah Allah? Daha yeni temizledim buraları ben. Hadi. Çıldırma beni, şapırdatma bir de. Bir şey konuşuyoruz şurada. Zor senin hiç hayat. Hiç ben kötü demem, konuşmam biliyorsun. Bir evet, bilmez miyim? Bununla çok zor. Sen bunu söylüyorsun değil mi evet, sen? Evet, evet. Hem bununla zor, hem onunla uğraş, hem öbürüyle uğraş. Evet, evet. Her taraftan saldırıyorlar bana, olacak aman, iş değil ya. Aman, aman, boş ver, boş ver, boş. Herkes kendi kalbinin ekmeğini yer ya Ozan. Vallahi boş vallahi ver doğru ya. Doğru söylüyorsun Mahir'im yani. İnanır mısın? Aman böyle durum olur mu böyle? Kafam karıştı iyice. Saçmaladık olsun, ya. Olsun, olsun kafan dağılık ondan. Kapatıyorum ben. Neyse halim, çıksın falim. Hadi, çıksın bakalım, hadi bakalım. Hadi bakalım. Derinlik yapalım. Arkadan derinlik olsun. Ki ya evin her tarafı o zaman çöküyorum. Dur biraz. Çöküyoruz. Dur çöküyoruz. Bakayım dur. Evet. İşte evin bu. Arkası gayet güzel. İşte şahane bu. Oldu. İşte bu. İşte bu. Oo bak çok güzel. Bak derinlik güzel. Bak. Bu çok güzel. Bak 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 bak. Bak. Tabuları da tabuları da şöyle gayet güzel da. Harika. Öpücük. Dudak. Abi bir dakika Teyze yazalım bunu. Kanki Tom'la beraber ev gezmesi. Ev gezmesi. Albümünü bir şey. Bütün keyfimi içine ne oluyor buna be? Aman. Ne bu bunun burada? Heyelerin tepesinde huysuz.
Hımat izletmediler ya. Uzun giydi renkleri. Gıcık olur biter. Patatı olmaz seyrediyor. Ama boş boş. Maçta maç olsun. Maçta maç olsun. Bak hadi bak şimdi. Daha. Çekiyorum. Hmm. O ne prensesim? Oğlum dur bakayım. Dur oğlum. Ablada bir şey var. Bu ne bu? Allah. Allah koş Zeynep koş. Koş 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 Zeynep koş 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 aşkım. Koş koş Zeynep koş Zeynep koş Zeynep. Zeynep koş Zeynep koş. Zeynep koş Zeynep koş Zeynep çabuk gel. Zeynep yalnız mahvolduk Zeynep. Zeynep mahvolduk mahvolduk. Ne oldu ya? Mahvolduk. Melike 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 Melike. Ne oldu Melike Melike Melike? Melike Melike şey kızamık olmuş galiba. Kızamık olmuş mahvolduk. Mahvolduk kızamık çıkarıyor. Kızamı çıkarıyorum sana bak şuna. Gülüyor ya çocuk. Mahvolduk diyorum Allah mahvoldu kızamı mahvoldu kızım. Sen kızamı çıkardın mı? Sen ben çıkardım sanki. Ben olmuşum galiba öyle bir şey hatırlıyorum sanki. Eğer olmazsa çok felaket bir şey kızım. Kızamık olmadıysa bu yoksa sonra kızamık çok kötü. Kızamık olursan ölürüz öleceğiz vallahi lanetlendik. Ben sana söyleyeyim biz resmen lanetlendik kızım. Çocuğu ağlatacaksın şimdi ya. Mahvolacağım oldu. Allah ya kırmızı iplikçik varmış benim kızımda ya. Ne varmış? Benim kızımda. Ay hiçbir şeycik yok. Kırmızı iplikçik varmış ya. İplikçik mi? O zaman bunu mu diyorsun? İplikçik ne? Ana. Ay, aman iyi iyi ben de bir an. Ay. Ödüm kutlu vallahi kızamık oldu zannettim ya. Allah'tan ya. Aman Ema. Kızamık değilmiş ya. Çok sevindim. Aşkım benim kızamık değilmiş. Oh çok mutlu oldum valla. Keşke kızamık olsaydı ya. Gerçi küçükler kızı daha iyi diyorlar. O yüzden Erdoğan çıkardı yani. İyi olurdu ama aman boşver. O zaman daha iyi olmuş yani. Aşkım benim prensesim benim. Eğer kızım olsaydı ne yapardın şimdi? Sen Ömer'e de bulaştırdın. Ömer de kızamık olurdu. Sen de kızamık olurdun. Böyle ben sizi yan yana yatıramazdım buradan. Ondan sonra mahvolurduk yani. Gerçi bunları bir an önce bu kızamığı çıkarsalar da çocukken çıkarsalar daha iyi diyorlar. Daha iyi olurdu. Öyle değil mi Zeynep benim? Zeynep. Anacığım nereye gittin lan? Nereye gittin anacığım? Ben sana laf anlatıyorum, kızamıkla ilgili bir şey söylüyorum. Beni niye dinlemiyorsun sen Zeynep?